Mustafa Balta Madencilik Kulis Ankara programını sunar. Oyla oynamıyoruz. Bu bizim yavrumuz. Bu bir kişi değil. 2 milyon insan. Bunların parasını alacaksın, götürüp dışarıya vereceksin. Neymiş o sana de oturacak mısın? Öyle insafsızlık mı olur? Şu halinize bakın. İşte rakamlar ortada. 5 milyon insan işsiz, 15 milyon insan aç, 40 milyon insan fakir, bir avuç insan. Siz sadece dolar milyarderlerini bilmem 4'ten 26'ya çıkarttınız. O dolar milyarderlerinin 20 tanesinin parası 50 milyon insanın bütün kazancından daha fazla. Bu nasıl adalet ya? Bu nasıl düzen? TV5 neydi biliyor musunuz? Bütün bu halka hizmet edenler karşısında tıpkı Hazreti Hamza Radyan Efendimiz gibi tek başına bütün bir orduyu geriye püskürten şekilde cihad eden ülkenin en kıymetli varlığıdır. Bu sözünü unutma. Mustafa Balta Madencilik Kulis Ankara programını sunar. Efendim merhabalar, Kulis Ankara'da birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu haftada, bugün de, bu akşamda gündemin sıcak başlıklarını, sıcak tartışmalarını masaya yatırmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi hakikaten çok konuşmamız gereken konu, sormamız gereken soru var. Ama önce konuklarımı tanıtmak istiyorum. Stüdyomuzda, Ankara stüdyomuzda gazeteci Sedat Bozkurt, gazeteci Mahmut Aydın bizimle beraber. Her iki konuğuma da, stüdyodaki konuğuma hoş geldiniz diyorum. Bir de Türkiye'nin gerçekten anayasa hukuku, anayasa konusunda en yetkin hukukçularından Saadet Partisi eski genel başkanı, anayasa profesörü Sayın Mustafa Kamalak, Profesör Doktor Mustafa Kamalak bizimle beraber olacak. Neden bizimle beraber? Çünkü 14 Mayıs tarihini iktidarın Sayın Cumhurbaşkanı'nı işaret etmesinden sonra bir anda yeniden bu hukuki zemini adaylık başta olmak üzere tartışılmaya başlandı. Her konuda farklı bir fikir, farklı kanaat ifade edenler var. Bütün bunları anlamaya çalışacağız. Yani bu tartışmanın anayasal zemini, hukuki zemini anlamaya çalışacağız. Sayın Kamalak, efendim hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar olsun. Oradaki arkadaşlara da merhabalar diyorum. Evet, sizi genelde stüdyomuzda ağırlıyorduk ama çok yoğun bir temponun, çok yoğun bir çalışmanın içerisindesiniz. Bu seferlik uzaktan bir bağlantıyla birinci bölümde sizden istifade etmeye, hukuk bilginizden yararlanmaya çalışacağız. Ama az önce ifade ettiğim gibi efendim, ne oluyor, nedir bu tartışma? 14 Mayıs hem tarihi itibariyle hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın 10 Mart açıklaması ve 60 gün sonrasında seçim birçok boyutuyla tartışma konusu oldu. Biraz bir çerçeve çizecek olursanız bu tartışmanın hukuki zemini nedir? Nasıl bir çerçevede bakmalıyız, yaklaşmalıyız? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Tabii ki 14 Mayıs'ın Türk demokrasi tarihi bakımından çok önemli bir yeri vardır. Çünkü 14 Mayıs 1950'de 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarının sonuna gelinmiş ve Demokrat Parti tek başına hem de ezici bir çoğunlukla iktidara geçmiştir. Bu sıradan bir olay değildi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi döneminde 1932 yılında Ethan Türkçe'ye çevrilmiş, yani Türkçe falan deniliyor ama öyle değil aslında. Ezeli Muhammedi kendi asli hüviyetinden başka bir alana çevrilmişti. 18 yıl sürdü bu yasak. 1941 yılında da kanunen yasaklandı. Daha önce fiilen yasaktı ama 1941 yılında da Eza-i Müeyyide'ye bağlandı. Yani
ezanı ve kameti Arapça, yani kendi bir hübbetiyle okuyanlara ceza öngörüldü. Antalya milletvekilimiz Kaplan o diyor ki, efendim bunu bakın diyor, o zaman bütün dinler işi bu şey getirsin diyor. Bu halkımızın vicdanını yaralar dediğinde Çanakkale milletvekili aslında Rasip, demin sözün ismini, ön ismini hatırlayamadığım eski milletvekilimiz Rasip Kaplan. Evet. Antalya milletvekili de diyor ki, Rasip Bey'i diyor ayıplıyorum, şiddetle kınıyorum diyor. Bunun laiklikle falan hiçbir alakası yok. Bu milliyetçiliğimizin bir gereğidir diyor. İşte bu anlayış 1950 yılında son verildi. Demokrasi bakımından, inanç yönünden kanaatim çok önemli bir kamaydı bu. Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız şu an o tarihi hatırlatmak, o tarihte seçim yapmayı bilmekle anıyorum mütedeyyin seçmene mesaj vermek istiyor. Bu önemli bir tabii ki mesajdır. Bu bir. İki, Sayın Cumhurbaşkanımız aday noktasını geride bırakmış gibi düşünüyor şu aşamada. Eğer bu aşamada Sayın Cumhurbaşkanımız Yüksek Seçim Kurulu'ndan Sayın Cumhurbaşkanı'nın birimidir biçiminde bir karar çıkartabilecek olsun. Yani 18 seçimleri Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci seçim dönemidir. Yani, tam kesiliyor efendim ses de arkadaşlar. Bir arada kesiklikler oluyor efendim. Biraz mikrofon teknik arkadaşlardan yardım isteyeceğim. Tamam efendim. Biraz izniniz istiyorum. Kesin, çünkü özellikle adaylıkla ilgili konuşmalarda kritik kelimeleri biz almakta zorlandık. Yayına da böyle yansıyorsa izleyicimiz de anlamayabilir. Alpay, nedir durum yani ses? Biz tekrar efendim bu adaylık meselesini efendim elbette bu adaylık meselesine geçmeden hocam tarihsel bir şey yaptı, bir tespit yaptı, bir hatırlatma yaptı, daha doğrusu tespit değil de hani mütedeyyin, biz muhafazakar dediğimiz seçmenin hoşuna gidecek bir tarih olduğunu vurguladı 14 Mayıs'ın. CHP üzerinden bir şey yaptı. Şimdi AK Parti'nin 14 Mayıs'a böyle bir anlam yüklemesi için o dönemin Demokrat Parti'nin politik kimliğini temsil etmesi lazım. Şimdi AK Parti, Demokrat Parti'nin politik kimliğini mi temsil ediyor? O zamanki otoriter devlet anlayışını bu temsil eden CHP'yi mi temsil ediyor? Hocam bunu bir anlatır mısınız? Evet, burada o dönemki Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil edenle muhalefeti ya da daha güncel şeyle... yeter söz milletin demesi gereken iktidar mı muhalefet mi yani? Bu dediğiniz çok doğru ama Sedat Beyciğim, algı maalesef gerçeklerin önünde gidiyor. Şimdi Tayyip Bey hali hazırda mütedeyyin seçmen sayesinde orada. Yani işin gerçeği bu. Milli görüşçü, sağ kökenli, mütedeyyin seçmenin oylarıyla orada. Menderes'te sağ seçmenin, mütedeyyin seçmenin oyuyla iktidara gitmişti. Tayyip Bey elindeki tüm devlet imkanlarını kullanarak ben oyum diyor bugün. Öyle olmasa bile ben oyum diyor. Arada da bakıyoruz, bir takım insanlar adeta devreye geziyor bunu vurgulamak için. Dün itibariyle Tayyip Bey milli görüşü temsil ediyorum diyordu. Milli görüşle 1950 seçimleri arasında ne gibi bağlantı var diyecek olursak, o sağ seçmendi, bu da sağ seçmendi. Lafzını telaffuz edecektir. Yani o manada oraya atla bulunuyor diye düşünüyorum. Ama yani Sedat Bozkurt diye bugün vesayeti, otoriteyi temsil eden... Tabii ki aslında 1950'lere kadar ki Cumhuriyet Halk Parti'nin
devletçi yaklaşımını bugün AK Parti üstlenmiş durumda. Ama dayandığı seçmen tabanı sağ kesim olduğu için o benim, bu da benim diyor. Ben hayır diyor. CHP zihniyetini değil, onu beyaz oylarıyla demokratik yoldan uzaklaştıran sağ seçmenin temsilcisiyim konusunu yapmak çalışıyor. Efendim, bu siyasal boyutuna mutlaka belki daha geniş, daha detaylı değerlendirilebilir ama özellikle bu dediğiniz doğru sanki adaylığı kesinleştirmiş gibi, hani anayasaya göre, bizim anlayışımız derken tabii ki anayasaya dayanan bir anlayıştır bu. Tayyip Bey'in ikinci dönemi geride kalıyor. Üçüncü dönem için adaylığı söz konusu. Olur mu, olamaz mı sorusu gündemde. Anayasaya göre olamaz. Olamaz çünkü anayasanın hükmü gayet açık. Anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrası aynen şöyle diyor. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Burada tartışma yok. Mütakip cümle de bu kadar açık. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Sorum şu. Genişlere, efendim okyanuslara falan açılmaya lüzum yok. Bu fıkra yürürlükte mi, değil mi? Yani tekrar okuyorum. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu fıkra yürürlükte mi, değil mi? Yürürlükte. Peki istisnası var mı? Elbette, o da 116. maddenin 3. fıkrası ile hüküm alınmıştır. Burada da şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı'nın 2. döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilemesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Bunun temel şartı efendim meclisin yenilenmesine meclisin karar vermiş olması şartıdır. Cumhurbaşkanı meclisin yenilenmesine karar veremez mi? Verebilir. Aday olamaz. Yani kendisi ikinci dönemindeyken meclisin yenilenmesine karar verebilir ama kendisi aday olamaz anayasaya göre. Evet. Peki manası ne? Biliyorsunuz bir kimse kendisiyle ilgili olarak bir takım haklarına feragat etme kararı alabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de milletvekillerinden oluştuğuna göre milletvekilleri henüz 5 yıllık süreleri dolmadan daha bir süre milletvekilliğine devam etmeleri gerekirken seçimi öne alabilirler. Peki bunu milletvekillerine faydası ne? Yetkilerine faydası olduğu için değil bu. Ülkenin içinde bulunduğu durum, dış politika, iç politika, ekonomik durum, ne yapı vesaire ülkeyi erken seçime zorlayabilir. Bu gibi durumlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçime karar verebilir. İyi ama meclisin bu kararından etkilenecek olan bir başka önemli kişi daha vardır. Onun hakkı ne olacak? O ki Cumhurbaşkanı. Onun görev süresi henüz dolmadı. Diyor ki biz seçimi öne alıyoruz. 3-5 ay bilemedi, 1 yıl her neyse. Sayın Cumhurbaşkanı da isterse yeniden aday olabilir. Yani 3-5 ay yerine 5 gibi bir süre daha Cumhurbaşkanlığı için aday olabilir diyor. Ağrı Atatürk'ün mantığı bu. Ama Cumhurbaşkanlığı erken seçime karar verir. O da başıdır. Milletin temsilcisidir. Gerçekten biraz önce belirttiğimiz gibi ülkenin şartları, dış politika, iç politika, ekonomik durum, adli durum vesaire ülkeyi seçime zorlayabilir. Ülkenin başı olarak Cumhurbaşkanı da bu sıkıntıdan aşabilmek için erken seçime karar verebilir.
Çünkü milletin menfaati demokrasilerde ferdin menfaatlerinden önde gelir. Kardeşim, ben ülkeyi seçime götürüyorum. Aday da değilim diyor. Aday olamaz. Ama hem seçime gidiyorum hem de adayım diyemez mi? Onu mu anlayacağız efendim? Şimdi tekrar söylüyorum. Ben efendim ikinci dönemimi icra ediyorum. Anayasaya göre meclis kent seçime kararlılıkta aday olabilir ama meclis bu konuya yaklaşmıyor. Ben ülkenin şartlarını düzeltebilmem amacıyla erken seçim karar veriyorum. Milleti ben seçime götürüyorum ama ben aday olamam demesi lazım. Anayasaya göre olamaz. Olamaz diyorsunuz. Tamam, döneceğim efendim. Mahmut Aydın bir şey sormak hocam, geçmişte sizin bir hükümet yıkmışlığınız da var. Hatırlıyorum rahmetli Mesut Yılmaz'a da o hükümetin yıkıldığı haberi Rize'de. Ben o zaman Anadolu Ajansı'ndaydım, iletmiştim. Bu konunuz kamuoyunda yakından da bilinir. Ben şimdi size bu hocalığınıza da güvenerek bir şey soracağım. AK Parti bu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiğinde 2017'de bu bahsettiğiniz işte bir kimse iki defa düzeltiyorum, aday olabilir dediğinde, sonra bu Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesihe gelen maddesi 116'da galiba, onun gerekçesinde diyor ki eğer sistemde, devlet yönetiminde bir tıkanma olursa Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanır diyor. Tutanaklarda da AK Parti sözcüleri hep bundan bahsetmiş. Eğer devlet yönetiminde bir tıkanma olursa işte Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı, yani hükümet sistemi anlaşamazsa Cumhurbaşkanı o zaman bu tıkanmayı gidermek için yetkisini kullanır demiş. Bu bir gerekçe değil mi efendim? Yani burada açıkça yazılmıyor mu? Yani sizi desteklemek için söylüyorum. Maddenin gerekçesinde de net bir şekilde konmuş. Efendim, ben zaten Cumhurbaşkanı erken seçime karar veremez demiyorum ki. Evet, doğru. Ama kendi aday olamaz. Ülkenin menfaatini kendi menfaatinin önünde tutar, tutmak zorunda. Tıpkı aile reisi gibi. Gerçek, samimi, dürüst aile reisi aile fertlerinin menfaatini, hele hele bir bütün olarak ailenin menfaatini kendi menfaatinin önünde tutmak zorundadır. Bir devlet başkanı için bu kural kanaatimce kenara atılamaz. Ha, burada bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum ben. Kanaatimce Sayın Cumhurbaşkanı Yüksek Seçim Kurulu ile değerlendirdi mi bunu falan bilemiyorum. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2014 yılındaki seçilmişliği o devre dışı sayılacak olursa, yani 2018'deki seçimi ilk seçimi gibi kabullenilecek olursa, Cumhurbaşkanı 2028 yılında ben şimdi ikinci dönemimi yaptım diye meclisi erken seçim karar almaya ikna edebilirse yeniden aday olabilir 2028'de. O zaman 33'e kadar. Kanaatimce Sayın Cumhurbaşkanı şu an bunun mücadelesini veriyor. Anlatabildim mi bilemiyorum. Stratejik adım. Bunun mücadelesi veriliyor. Bu ne kadar tutar? Yüksek Seçim Kurulu buna cevaz verir mi bilemiyorum. Ama İstanbul seçimlerinde bundan daha olan bir ayıba maalesef imza attı Yüksek Seçim Kurulu. Nasıldı o? Biliyorsunuz 4 sandık kurulmuştu orada. 3 sandıktaki oyları geçerli saydı. Bir sandıktaki oyları geçersiz saydı. Yani bunu anlamı şuydu. Ben o zaman da söyledim bunu. Dedim ki, farz edin ki bir kadın 400 doğurdu. Aynı anda 400 doğurdu. 3 çocuk meşru, 1 çocuk gayrimeşru. Öyle mi? Maalesef öyle oldu. Evet, teşbih. Efendim, teyit etmek ve doğru anlamak adına tekrar sormak istiyorum. Siz diyorsunuz ki Türkiye bugün 2023 seçimlerinde, sesim gidiyor mu arkadaşlar şeye? 2023 seçimlerinde aday olup olmamasını tartıştığımız Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı aslında bugünkü adımlarıyla, bugünkü hamleleriyle, açıklamalarıyla bırakın 2023'ü, 2028'de de aday olmanın altyapısını oluşturuyor. Oluşturmaya çalışıyor. Doğru mu anladım? Anladık yani. Bunu mu diyorsunuz?
Tabii onu diyorum. Net de söylüyorum. Hatırlayacaksınız belki bu konuyu, Cumhurbaşkanı adayı olur mu olamaz mı konusunu Türkiye'de ilk defa ben dile getirmiştim. Bu konuyu da şimdi ben dile getiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı 2028 yılındaki seçimlerin hesabını yapıyor diye düşünüyorum. Bunu bir daha açar mısınız? Hangi hamleleri buna yönelik? Yani bu... Bakın, şimdi diyorlar ya, efendim 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi Sayın Cumhurbaşkanı için sistem değiştiğinden dolayı diyorlar, ilk dönem sayılır. Evet. 2014 seçimleri ne olacak dediğimizde, Allah rahmet eylesin, Yol Açın bir programı vardı. Evet, hayır. Ertan Yol Açan'dı, değil mi? Onun bir programı vardı. O sayılmaz diyordu bir şeye gelince. Sil sesinden önceydi diye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve ona destek veren arkadaşlar anayasanın 101. maddesini görmezlikten gelerek veya gördüklerinde o referandumdan önceydi, o sayılmaz diyorlar. O sayılmadığı takdirde ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı 2018 yılında ilk defa Cumhurbaşkanı seçilmiş olacaktır. 2028'e geldiğimizde ikinci dönemini icra ediyor olacaktır. Anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrasına göre de Sayın Cumhurbaşkanı ikinci dönemini icra ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçime karar verecek olursa Sayın Cumhurbaşkanı da üçüncü defa aday olabilecektir. 14 sayılmadığına göre efendim 2023'te yapılacak olan seçim Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemi olacak. 28'e geldiğimizde ikinci dönemini icra etmekteyken Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçime karar verecek olursa Sayın Cumhurbaşkanı da yeniden bir defa daha aday olabilecektir. Hocam sizi, evet, çok özür dilerim. Sizi desteklemek için söylüyorum. Bu o zaman anayasa değiştirilirken geçici bir maddeyle bu işte yeni bir rejimdir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bu sistemde iki kere aday olabilir denilmemesinin nedeni tam da bu sizin söylediğiniz şeye yol açmak mı acaba? Böyle muğlak bırakılarak. Efendim şimdi bu anayasayı dolaşmak anlamına gelir. Kanuna karşı hile manasına gelir hukukta. Kanuna karşı hile kavramı vardır. Ama gerekse şöyle olmuş, böyle olmuş. Netice itibariyle ortada bir metin var. Anayasa mahkemesi der ki efendim hüküm kararları vesaire gerekçeler dikkate alınır ama asıl olan hüküm fıkrasıdır. Orada şöyle tartışılmış, böyle tartışılmış ama anayasa ne diyor? Anayasanın hükmü gayet açık. Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanı erken seçime karar verdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı ikinci döneminde de olsa erken seçime karar verdiğinde yeniden aday olur demiyor. Buradaki tartışmalar ne olursa olsun burada hüküm gayet açık. Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Kanaatimce işte şu, bu bir defa daha kanaatimce mevcutlar 2028'e kaydırmak istiyor. Açık. Evet. Var mı bir sorun? Ya, hocam şimdi bu hep iktidarın tezleri üzerine gitmek lazım. Birazcık tabii eğip büküyorlar. Ama anayasa hukukunda şöyle bir anlayış olabilir mi? Örneğin 101. madde. Oradaki tezleri şu. 2017 yılında içerik değişmedi ama referandumda tekrar kabul edildi. Yani 101. madde 2017 yılında kabul edilmiş bir madde muamelesi yapıyorlar. Oysa ki aynı içerik daha önceden de vardı. Bu kabul edilebilir mi? Yani anayasa hukukunda böyle bir anlayış olabilir mi? Saadet Beyciğim, Mahmut Beyciğim, Mustafa Beyciğim, ben soruyu net soruyorum. 101. maddenin ikinci fıkrası yürürlükte mi değil mi? Yani o referandumda bu madde askıya alındı mı? Yürürlükten kaldırıldı mı? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaç tane anayasası var diye soruyorum. Bir, peki madem ki öyle, peki o 101'in biri yürürlükten kalktı mı?
Diyor ki anayasa gayet açık. Bir kimse ancak iki defa cumhurbaşkanı seçilir. Buna bir istisna getirilmiş. Eğer meclis erken seçime karar verecek olursa, henüz süresini doldurmamış olan cumhurbaşkanı da bir defa daha olabilir. Bunu kanaatince tartışılacak, anlaşılmayan bir tarafı yok. Ben soruyorum, bütün anayasacılara soruyorum. Öyle kenardan köşeden değil, gel arkadaş anayasanın ortasından konuşalım diyorum. Tekrar ediyorum, 101. maddenin ikinci fıkrası yürürlükte mi, değil mi? Değil diyorsanız, peki burada niye duruyor bu? Yani o referandumla 101. maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kalktı mı? Hayır, sonra önceki maddelerde de cumhurbaşkanının seçimi düzenleniyor, kimlerin cumhurbaşkanı olabileceği düzenleniyor falan. Peki 101. maddenin ilk fıkraları yürürlükte, son fıkrası yürürlükte ama ikinci fıkrası yürürlükte değil, öyle mi? Bu İstanbul seçimleri gibi diyorsunuz. Tamam. Efendim iki sorum daha var. Yani Sedat Bey'in bittiyse. Yok. Hocam soru soruyor ama bu soruya yanlış verenlerin hepsi hocamın öğrencisi. Hepsi hukuk fakültesi mezunu. Hocam bir de seçim kanunu tartışıyoruz süre açısından. Şimdi 10 Mart'ta seçim süreci başlayacaksa ondan sonra biliyorsunuz o süreci Yüksek Seçim Kurulu yürütüyor. Seçim takvimini ilan edebilmesi için bunun bir temeli olan seçim yasası var. Seçim yasası işte 14 Mart'ta işte seçim süreci başlayacaksa eski yasayla mı başlaması gerekiyor yoksa Nisan sonrasına sarktığı için seçimi yapılacağı gün mü? Orada ekleme yapayım. Eski yeni yok. Yani seçim kanununda 90 gün, Cumhurbaşkanlığı seçim kanununda 60 gün. Öyle de bir garabet var. O da var yani. Kaldırmıyorsun. Yani bir anayasamız var, bir şeyimiz var. Anayasamız da yasamız da farklı şeyler söylüyor. Olmasaydı daha iyi olurdu. Yani sanki olmasa daha kolay yol alacağız Sedat Bozkurt'un dediği gibi. Şimdi Sedat Bey'in dediği doğru ama netice itibariyle uygulama önemli. Bu zamana kadar Yüksek Seçim Kurulu oy anındaki kanunu esas almıştır. Yani karar tarihinde seçime karar verildiği tarihteki değil, uygulama tarihindeki geçerli olan kanunu esas almıştır. Burada Anayasa Mahkemesi maalesef 3 alanda kendi yetkilerini sınırlandırmıştır. Otosansürdedir. Burada son söz Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. Mevcut uygulamalara göre Anayasa Mahkemesi seçim kurulu kararlarını denetleyemiyor. Halbuki denetlemesi lazımdı. Çünkü sistemin en yüksek mahkemesidir. Hukuk devletinin en yüksek zirvedeki mahkemesidir. O halde onun altındaki bütün uygulamaları bana göre denetlemesi lazım. Çünkü anayasanın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin uygulama bakımından zirvesinde bulunan mahkeme Anayasa Mahkemesidir. Maalesef burada Anayasa Mahkemesi kendisine otosansür uyguladı. Denetleyemez dedi. Bu bir. İki, olağanüstü hal kanunlarını hukuk devleti bakımından denetleyebilirdi. Yani orada en azından olağanüstü hal kanunları olağanüstü halin amaçlarına uygun olup olmadığı noktasında o sınırı taşıp taşmadığı hususunda denetleyebilirdi. Bunu da denetlemedi. Denetleyemem dedi. Kendisine otosansür uyguladı orada. Üçüncü olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt dışına asker gönderme konusundaki meclis kararlarını denetleyemem dedi. Halbuki anayasanın 125. maddesine göre idarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir. Burada idare değildir falan şeyine sırıyor ama ben onu da denetleyebilirdim. Denetlemesi lazım. Konuya dönecek olursak burada son söz Yüksek Seçim Kurulu'ndur. Yüksek Seçim Kurulu da seçimlere karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanunu değil, oylama tarihinde yani seçimin yapıldığı tarihteki yürürlükte bulunan kanunu esas almaktadır.
Sorun cevabı olduğunu bilemiyorum. Yani 60 günü mü baz almamız gerekiyor? Hayır, süren, süre o değil. Yeni yasa. Geçerli bakımdan diyorum. Ha, yeni yasa. Yeni yasa geçerli. Geçerli diyorsunuz. Geçerli. Yeni yasa geçerli diyorsunuz. Peki hocam, Cumhurbaşkanı veya Yüksek Seçim Kurulu bir seçim tarihi belirleyebilir mi? Bir yetkileri var mı bu konuda? Tarih belirleme konusunda. O konuda da bir tartışma var çünkü. Efendim, Cumhurbaşkanı'nın yok ama seçim kurulu var. Seçim kurulu var. Çünkü seçimi yönetme Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Cumhurbaşkanı şu tarih, şu devde eğer hesap ona göre yapılıyorsa denk getirilebilirler oraya. Bir konu ama seçimleri yönetme, idare etmek ise Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. O cümleniz önemli efendim. Yani Cumhurbaşkanı'nın yok ama süreç tam tersi işliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun var ama anladığım kadarıyla doğal olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu denk getirilirse olabilir. Hukuki şartlar nedeniyle doğal olarak ona olabilir. Uydurulacak. Peki hocam, tabii, bir temel soru sorayım. Taşra'dan hukuk fakültesi birinci sınıfa gelmiş birisi gibi soruyorum ama bunu. Anayasayı bir köşeye koyduk. Hani çok eğilip bükülüyor ama. Cumhurbaşkanı seçimleri yapmıyorum derse ne olur? Seçimleri yapmıyorum diyemez. Çünkü o zaman anayasayı tanımıyorum demek olur. Şimdiki tartıştığımız da bizim hocam. Bu ayrı o kadar olmaz. Açıdan gidiyoruz. Anayasa hali hazırdaki metni üzerine gidiyoruz. O kadar çünkü olmaz. Evet. Hocam anayasa, sıkıntı biraz şu, şimdi siz söz ettiniz. Denetleyecek mekanizma yok. Yani anayasal mahkemeler anayasal açıdan denetler. YSK'yı da anayasal açıdan denetlemesi lazım. Parlamentonun aldığı muhtelif kararlarda. Anayasanın mahkemesinin denetiminin tabi olmadığı alanlar var. Ya da anayasa mahkemesini devreden çıkardığınız zaman alınan kararları denetleyebilecek hiçbir şey yok. Bakın anayasa mahkemesi kararları da denetleniyor bir bakıma Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. Çünkü ama Yüksek Seçim Kurulu kararı onu da dışında kalıyor. Anayasa mahkemesinden geçmesi lazım. Maalesef Anayasa Mahkemesi ben denetleyemem diyor. Maalesef bu. Hani dediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı ben seçim yapmıyorum diyecek olursa diyemez yani, mevcut anayasa varken diyemez. O zaman kıyamet kopar. Hocam bir şey Türkiye bak. Diyemiyoruz değil mi? Zorlanıyoruz yani. Mümkün değil diyemiyoruz maalesef. Nasıl? Maalesef kesin bir hüküm içeren cümle kuramıyoruz. Ya bu da olmaz, bu kadar da olmaz diyemiyoruz. Sıkıntımız yok, ben bu. Ben diyorum ya o kadar. Ben de diyorum. Olmaz. Başka yani. Ama zorlanıyoruz ama. Ama ben diyorum bu kadar da olmaz diyorum. Evet. Ya Türkiye'nin demokratik tecrübesini bu kadar yabana atmamak lazım. Biz yani hakikaten bizim tecrübemiz önemli burada. Efendim son soru, tabii bir tarafta muhalefet açısından da her ne kadar bu dedikleriniz doğru olsa da tırnak içinde soruyorum. Her ne kadar hukukçular, anayasa profesörlerinin büyük çoğunluğu böyle bir yaklaşım ortaya koysa da hem 14 Mayıs'la ilgili hem de adaylıkla ilgili muhalefet mağduriyet algısına neden olmamak adına bunu tartışma konusu yapmayacağını deklare etti, söyledi. Buradan bir tartışma oluşturmayacağını söyledi. Bunu size şu yüzden soruyorum. Sizin hem siyasetçi kimliğiniz var hem anayasa, hukukçu kimliğiniz. Bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? O tartışmayı yersiz buluyorum. Muhalefetin temel görevlerinden biri de mer'i bulunan kanunlara sahip çıkmaktır. Ne demek? Efendim mağdur yoluna veya rolüne düşürmeyiz falan filan. Bu ülkenin üzerine yemin ettikleri anayasa var. O anayasaya başta muhalefet sahip çıkmak zorunda. Anayasa bir bütündür. Şuraya efendim şurada olur burada olmaz değil. Anayasanın ilk etapta adım adım anayasayı uygulamamız lazım. Yani muhalefeti mağdur durumuna düşürmek istemiyoruz falan çünkü anayasaya uygun bir söylem değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, iyi kötü anayasası bulunan bir devlet olduğuna göre o anayasayı hem usul yönünden hem esas bakımından savunmak zorundadır. Burada da asli görev
haliyle muhalefet etmektedir. Yani tekrar ediyorum, muhalefetin o yaklaşımını doğru bulmuyorum. Anayasaya aykırı diyorum. Olsa bile hukuken hukuka sahip çıkmak, anayasaya sahip çıkmak lazım diyorsunuz. Var mı soru? Yok. Son şey yapmayayım efendim, onu da sorarak sizinle vedalaşalım. Ondan sonra biz devam edelim. Bir güncelleme, bunun hukuki bir karşılığı var mı? Hukukla ilgili bir tercih olabilir mi diye bunu soruyorum. Hiçbir alakası yok. Yani hiçbir alakası erken seçim değil de seçim tarihinin güncellenmesi denmesinin hukuki, yasal bir şeyi var mı, yoksa öylesine siyasetin kullandığı bir şey mi? Yani şimdi zamlara alıştıra milleti güncelleme falan diyorlar ya. Fiyat ayarlaması. Yine burada da güncelleme ifadesini kullanıyor. Ne demek güncelleme? Ya ön alınır ya son alınır. Bunun güncelleme ile alakası yok. Seçim tarihinin böyle güncellendiğini. Dili de değil. Yani hukukçular anayasal dil kullanmak mecburiyetinde. Zaten meclis iş tüzüğünde de milletvekillerinin anayasal dil kullanmaları önerilmektedir. Anayasamızda seçimlerin güncellenmesi diye bir ifade yok. Buna alınmaz. Yenilenmesi var. Anladım. Efendim teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Katkılara saygılar sunuyorum. Dinleyicilerimize de hürmetlerimi arz ediyorum tekrar. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar olsun efendim. İnşallah önümüzdeki programlarda stüdyoda ağırlar ve daha detaylı konuşmaya çalışırız. Tekrar teşekkür ediyorum. Reklama ne kadar var arkadaşlar? Var. Bir 7-8 dakika civarı reklam var. Biz şey yapmaya devam edelim, değerlendirmeye. Evet. Hocam bıraktığı yerden. Evet yani. İstersen şey, çok açıklığa kavuşma, doğrudan gireyim. Yani AK Parti 2017'de böyle bir tartışmaların çıkacağını öngörmüyor muydu da? Geçici bir madde ekleyerek bu yeni bir dönemde. Dolayısıyla mümkün değil bence. Bu seçime, işte Sayın Kamal Ağa'nın söylediği orada çok önemli. Yani 2033'e kadar yol açan bir şey koymuşlar oraya zamanında. Yani ben de iyi kötü 10 sene AK Parti izledim mecliste. Yani geleceği görmüş, bu bir yol yürüyecekse AK Parti önceden bunun taşlarını döşeyen bir partidir. Yani bu bütün hazırlıklarını yapmışlar. Kesinlikle tesadüfü değil. O unutulan kanunlar falan, onlar da tesadüfü değil bence. Bu tartışmalar içerisinde, bu işte her cümerç içerisinde muhalefetin işte tavrını falan da öngördükleri için bir bilinmezlik içerisinde bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığının neredeyse işte hani istediği kadar olabilmesinin yolu açılmış. Benim de altını çizdiğim bu açıklamalarda hakikaten kalın bir şekilde çizdiğim başlık buydu. Yani bırakın 2023'ü, 2028'de bile aday olmanın zemini, tartışmalarını. Kesinlikle. Ya muhtemelen bu parlamentoda seçim, erken seçim kararı alabileceklerini her zaman öngördüler. Çünkü Türkiye'de anayasalar hep o dönem en güçlü figüre göre yapılır. İşte 12 Eylül'de Kenan Evren'e göre yani. Kenan Evren'e göre biz neyi tartışmıştık o dönem? Cumhurbaşkanının yargı dokunulmazlığı yoktu. Evet. Milletvekiline herhangi bir suç işlediği zaman anayasayı açıyorsunuz. Anayasada bir anayasadan kaynaklanan yargı dokunulmazlığı var. Bürokratlara ilişkin bir suç işlediklerinde açıyorsunuz. Yasalar var, bir yargı dokunulmazlığı var. Cumhurbaşkanı, hatta o tartışma döneminde ben şu uçuk örneği de vermiştim. Yani yaverini öldürse nasıl yargılayacaksınız? Tabii yargılanmıyor. Yargılanır. Sadece vatana ihanet. Tek şey oydu. Tek yok. Evet, tek. Yargılanması oydu ama onun dışındakiler için söylüyorum. Çünkü orada nasıl, vatana ihanet halinde nasıl yargılanacağı söyleniyor. Yani sadece bundan yargılanabilir hükmü değil. O zaman Cumhurbaşkanı sıradan vatandaş gibi yargılanıyor. Yani senin işlediğin bir suçla Cumhurbaşkanı'nın işlediği bir suçta muhatap olacağınız muamele aynı. Çünkü yok. Evet. Olmayınca ne olacak? Yani suça göre ceza yasasında suça göre tarif yapılır. Suçluya göre yapılmaz. Suç işleyen kimse, Cumhurbaşkanı ise özel bir hüküm yoksa anayasada, yasada tık diye yargılarsınız. Beni nasıl yargılayacaksın? Bunlar da şu hep kişiye göre, burada da Erdoğan'a göre bir düzenleme yapıldı, anayasa yapıldı. Güce göre. Yani aslında tabii hukuk gücü, otoriteyi, yönetimi, yöneticiyi sınırlaması gerekirken biz de tam tersine güç, yönetici, hukuku canın istediği şekilde. Burada da şöyle işte, bu Cumhurbaşkanı olsun, bu yetkileri kullansın, ne kadar kullanırsa kullansın. Yani işte ne koyalım oraya, 5+1 koyalım. İhtiyaç olursa o zaman bakarız. Şimdi erken seçim kararı alacak çoğunluğa sahip olsaydılar parlamentoda, biz bunları tartışıyor olmayacaktık. Ha, ondan sonra ne tartışacaktık? Bir sonraki parlamentoda anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olsaydılar o maddeyi değiştireceklerdi.
Yani ne yapacaklardı? İşte 5 artı 5, 5 artı meclisin erken seçim kararı alması halinde artı 5 başka bir şeye dönüşecek. İki geçici madde tabii yani dönüşecekti sonuçta yani. Halk oyuna da güvendiğiniz zaman yani sonuçta kurum tabii. irade gibi kabul ediliyor halka gitmek. O da işin meşruiyetini sağlıyor sonuçta. Neden ısrarla her konuda referanduma gidiliyor? Yani benim hatırladığım kadarıyla... O ikna etmek çünkü halkı ikna etmek muhtemel muhtelif kavramlarla daha kolay. Parlamentoda halka göre daha rafine bir topluluk evet. var. Yani halkın bir de o anki iklimi, etkilendiği iklim de önemli. Şimdi o yüzden biz bu anayasalar tartışıyoruz. Yani anayasanın hukukun en temel ilkelerinden bir tanesi şudur. Açık hükümlerde yorum olmaz. 101. madde hocam altını üstünü çizerek söyledi. Altını üstünü sağını solunu. 101. madde çok açık. Bir kişi en çok iki kere cumhurbaşkanı seçilir. Millattan önce seçilmiş olsa da, şimdi seçilmiş olsa da, şimdiki ikinci ise anayasadaki hüküm bunu içeriyor. Bunun bir yorum olmaz. Açık hükümün hiçbir yorumu olmaz. Yani hukukun en temel ilkelerinden bir tanesi bu. Söylediğin mecellede de yazıyormuş galiba. İşte, dün akşam birisi söyledi mecellenin 13. maddesinde. Evet açık hükümler tartışılamaz diye bir madde. Tartışılmaz. Yorum açıktır. Yoruma yoktur yani. Yoktur. Şimdi biz muhtelif maddeleri böyle tartıştık. 101'de böyle tartıştık. Ya hep önümüze geldiği zaman tartışıyoruz, aşındırıyoruz, tüketiyoruz. Tekrar yeni bir tartışma geliyor. Cumhurbaşkanı seçildiği zaman Erdoğan bir kamu görevi olan başbakandı. Kamu görevinden istifa etmedi. Anayasanın 101. maddesine göre milletvekili ise milletvekili düşerdi. Parti üyesi ise parti üyeliği düşerdi. Evet. 20 gün boyunca hem cumhurbaşkanı oldu, seçilmiş cumhurbaşkanı oldu, hem başbakan, hem parti genel başkanı, hem milletvekili 20 gün boyunca. İşte hocama dedim ya kim denetleyecek bunu? Bunun anayasa aykırı olduğunu kim denetleyecek? Kim karar verecek buna? Yok olmayınca işte bu önünüze bunlar geliyor. Bir de 116. maddede iki tane hüküm var işte seçime, erken seçime gidebilmenin koşulları. Bir tanesi işte cumhurbaşkanının seçime götürmesi, o fesih değil. Bazen terminolojiyi yanlış kullanıyorlar. Seçimi tekrarlama kararı almak. Öbüründe de parlamentonun erken seçim kararı almak. Bugünkü şartlar, bugünkü konuşulan şekliyle alakası yok aslında bu tarz. Anayasanın tarif ettiği şey... Mustafa hiç tartışılacak bir şey yok. 116. madde o kadar açık ki. Net, evet. Sadece parlamentoya diyor ki ey parlamento sen erken seçimi kararı alıp cumhurbaşkanını koltuğundan edersen evet. cumhurbaşkanına bir kere daha seçimi hakkı kazandırırsın. Mantığı var yani. Cumhurbaşkanına karşı... Parlamentoya karşı Cumhurbaşkanı'nın haklarını muhafaza eden bir hüküm içeriyor bu. İçeriyor. Aynen. Korumaya yönelik. O kadar. Cumhurbaşkanı diyor ki. Orada. İşte oradan da ondan dolayı yazmış. Cumhurbaşkanı da diyor ki senin de diyor seçimleri yenileme hakkın var. Ama yenilersen ikinci döneminse sen aday yani olamazsın. Sen yani. Parlamentoyu o hakkını kullanırken bunun cezasını çekersin diyor bir nevi. Bununla karşı koltuğunu kaybedersin. Orada da parlamentonun hakkını. Parlamentonun hakkını koruyor. Tabii çünkü onu feshediyorsun. O kadar yani bir denge koymuş oraya. Şimdi anayasa yapıcılar o dönem bunları tartışmamış olabilirler mi? Gerçi tartışmamışlar okudum sanırım. Başka şeyler tartışmışlar. Bunlar çok açık hükümler. Şimdi tartışmak yerine bunu geçirteceğiz mi, geçirtmeyeceğiz mi, engelleyeceğiz işte mi, engellemeyeceğiz miye odaklandığı için zaman, muhtevaya çok bakılmamış. Parlamentonun bir şeye daha dikkat çekeyim. Sedat da çok yatıracak. Anayasa Mahkemesi'nin tutumları da tarih içinde hep hani sen söyledin ya iktidara güce göre anayasalar yapılıyor vesaire. Sanki yüksek mahkemede içinde bulunduğu duruma göre bir şekilde gücün yanında yer alıyor. Öyledir. Bakın mesela Sayın Kamalak söyledi YSK ile ilgili hani yetki kullanmıyor dedi ama aslında mesela bir tarihte hatırlıyorum DYP hükümetinin aldığı yerel seçimlerin öne alınması kararını iptal etti Anayasa Mahkemesi. 94'tü hatırlıyorum. Yani onu iptal etti mesela. O zaman da çok tartışıldı. Dedi ki meclis kararlarını anayasa denetleyemez. Eğer bir kanun değil bu çünkü. Ama hani Türkiye Millet Meclisi'nin kararı evet, hani millet kendi iradeyi yansıtıyor. O, milli iradeyi denetleyemez diye bir şey vardı. Öyle bir şey yok. Çünkü bu anayasa mahkemelerini de bir kafamızda netleştirmemiz lazım. Böyle bir hani kutsal bilmem neler bir kurum değil. İçindeki insanların bir kısmı hakim, hukuk eğitimi almış insanlar, bir kısmı da yüksek bürokrasiden geliyorlar. Hukuki temelleri olan politik kararlar verirler. Çünkü önünüze bir metin geldiği zaman anayasa uygunluk açısından bir denetim yapıyor. Açıyor anayasayı bakıyor. İşte 101. madde sen başkanlıyorsun, ben başkanlıyorum, Mahmut başkanlıyor. Herkes dünya görüşüne göre, dünyaya baktıkları pencereden bakarak onu yorumluyorlar. Verdikleri kararlar da öyle oluyor. Bir dönem öncesinde örneğin laiklikle ilgili, irtica ile ilgili kararlar 9'a 2 idi. 11 üyesi vardı değil mi? Yani standarttı. 9'a 2 idi değil mi? Yani önceden biliyorduk bu kararı. Kim ne çıkar? Şimdi
oradaki yapılar tamamen değişti. Hepsi muhafazakarlardan oldu. 367 de öyle. İşte 15'e 0 çıkar. 367 de öyle çıkmıştı. Şimdi 15'e 0 çıkar o kararlar. Ne oldu? Anayasa değişti mi? Bu anlamda söylüyorum. Hayır. Üye yapısı değişince kararlar da değişiyor. Peki nasıl çıkacağız işin içinden? Çıkamayacağız. Yani hiç çıkamayacağız yani. Şimdi anayasası yazılı bir anayasası olmayan İngiltere'de bunu çözmüşler. Demokrasi böyle inşa edilir. İngiltere'de anayasa yerine konulan ne var biliyor musunuz? Tüm mevzuat. Ve 1000 yıllık mevzuat. 1000 yıllık bir müktesebat. Çıkarılan genelgeler, gelenekler, görenekler ne varsa hepsi orada bir metin olmasa bile duruyor. Sen yüksek mahkemeye üye olarak atandığın zaman, önüne bir metin geldiği zaman bunu bütün o müktesebata, 1000 yıllık geçmişe bakarak değerlendiriyorsun. O nedenle işte Metin Feyzoğlu anlatmıştı. Hukuk Fakültesinin 1. sınıfında siyasal sistemlerde hükümetin kuruluş modelleri anlatılıyor ders olarak. İşte hoca doğal olarak diyor ki işte İngiltere'de, Batı demokrasilerinde diyor, İngiltere'de diyor en çok oyu alan partinin genel başkanına kraliçe hükümeti kurma görevini verir. Evet. Orası monarşi yani. Krallık, monarşi kraliçe işte, falan var. Ben de tam onu soracaktım. Onu diyoruz ama krallıkla yönetiliyor monarşi falan. Tabii, hem de öyle yok, sembolik falan değil ha. Tabii canım. Hakikaten çok güçlü. Çok güçlüler. Ve sistem onu tutuyor orada. Ve kontrol içinde tutuyor. Öyle. Sen kralsın, kraliçesin, kafana göre takıl da yok orada. Hoca yanıt veriyor işte. Diyor ki kraliçe en çok oy alan partinin genel başkanına hükümeti kurma görevini verir. Arka sıradan bir soru geliyor. Ya vermezse? Hoca duruyor diyor ki o soru burada var. Orada yok. Evet. Bu. Mesele ama bu. Ama İngiltere demişken bir anekdot aktarmak lazım. Bir ara kralsızlık dönemi var. İşte Cromwell dönemi biliyorsunuz. Cromwell devrildikten sonra yeniden kraliyete geçince mezarından çıkarıyorlar Cromwell'in ve kraliyet cesedin kafasını kestiriyor, tekrar mezara koyduruyor. Yani kendi adaletini tesis ettiğini göstermek için. Tamam. O da o çok zaman ilginç bir açık, örnek. Açık kalmasın diye. Evet. O zaman reklama giderken İngiltere üçümüze İngiltere'ye atıf yaparak ben de bir atıf yapayım. Balzac'ın yanlış bilmiyorsam meşhurdur. Hani güneş batmayan imparatorluk. Üstüne üzerinde güneş batmayan. Evet. Ama onu Balzac nasıl yorumluyor? Onunla reklama gidelim. Evet, İngilizlerin üzerinde güneş batmaz. Çünkü Tanrı bile karanlıkta İngilizlere güvenmez diyor. Yani. Güzel yani, hakikaten. Bir Fransız olarak. Bir de Kızılderil atasözü var İngilizlerle ilgili. Bir nehirden geçerken birbiriyle kavga eden iki balık gördüyseniz bilin ki oradan uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir. Yani biz genelde hep Amerika. Amerika biraz mahallenin kabadayısı ama üst akıl veya böyle gizli akıl asıl evet, şey strateji öyle denir. Ben de ne zaman bu İngiliz muhabbeti olsa bu aklıma gelir yani. Bunlar reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra daha ilginç konular var. Hep biz hukuki zemini, mevsimsel koşulları, hukuksal koşulları ama Sedat Bozkurt özellikle kısa dalgada bu hafta ilginç bir yazı yazdı. İşin içine gündemdeydi kısmen ama medyumları kattı. Biraz medyumlar hakikaten bu 14 Mayıs'ta etkili oldu mu? Medyumların siyasette, istihbaratta etkisi nedir? Biraz onları da konuşmaya çalışacağız. Çünkü bu seçim hakikaten ilginç olacak, renkli olacak, öyle görünüyor. İnşallah renkli olur ama gergin olmaz. Çünkü o konuda da endişeler var. Bütün bunları konuşmaya çalışacağız ama kısa bir reklam arası. Mustafa Balta Madenciliğin sunduğu Kulis Ankara programı devam edecek. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbul'du. Yeni yılda görülmemiş fırsat. Evlenecekler rahat. Düğün paketini ister şimdi al, ister depoda beklet. Ayrıca düğün paketi alana yatak artı baza hediye. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. Siz bu reklamı izlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'le.
Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor. Tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Güvenli ve hesaplı alışverişin yeni adresi Milli Market'te fırsat günleri devam ediyor. Onlarca marka, yüzlerce seçenekle eşarp ve şal çeşitleri %50'ye varan indirimlerle Türkiye'nin yeni alışveriş alışkanlığı Milli Market'te. Milli Market, bereket burada. Evleneceklere, yeni ev kuracaklara müjde. Eviniz için aradığınız her şey artık size çok yakın. Onlarca mağaza, yüzlerce seçenekle mobilya, ev tekstili üzerine aradığınız her şey en uygun fiyat ve kampanyalarla Milli Market'te. İster kendinize, isterseniz hediye olarak alın, bu fırsatı kaçırmayın. Milli Market, bereket burada. Radyo Gençlik mobil uygulaması yayında. Canlı yayın programlarımıza mesaj ve isteklerinizi anında ulaştırabilirsiniz. Kaçırdığınız programların tekrar bölümlerini arşivimizden istediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederken YouTube kanalımızdaki en yeni videoları kolaylıkla izleyebilirsiniz. Apple Store ve Google Play Store'dan Radyo Gençlik mobil uygulamasını indirerek yayınlarımızı 24 saat kesintisiz dinleyebilirsiniz. Türkiye'nin ilk doğal organik temizlik ve kozmetik ürünleri Spami %30'luk avantajlı fiyatlarıyla şimdi millimarket.com.tr'de. Milli Market, bereket burada. Filmbox, yüzlerce televizyon kanalı, film, müzik, belgesel, spor, dizi, haber. Tüm kanallar bu platformda. Tüm dünya kanalları, premium kanallar, dünyanın en popüler televizyonları. Binlerce sinema filmi, dünya sinemasının en seçkin filmleri Filmbox'ta. Filmbox dünyasına siz de katılın. Televizyon Üst Kurulu. Bilinenlerin ötesinde gizli kalanlar, açılamayan, perdelenenler, açığa çıkarılmayı bekleyenler, gerçekleşen ve beklenen tüm teoriler araştırmacı yazar Hamza Yardımcıoğlu'yla gizli dosyada masaya yatırılıyor. Gizli Dosya her pazar 22'de TV5'te. Siyasetteki son gelişmeler, politik gündemin sıcak tartışma konuları, yorumlar, analizler. Kulis Ankara siyasetçiler ve gazetecilerle birlikte başkentten Türkiye'nin nabzını tutuyor.
Mustafa Yılmaz'la Kulis Ankara her salı 20'de TV5'te. Güzel ahlakın öncüleri, insanlığın istikameti, Müslümanca yaşamak ve Türkiye toplumunun gerçekleri. Eğitimci Mustafa Aydın soruyor, ilahiyatçı yazar Muhittin Yıldırım cevaplıyor. Mihenk Taşı, her cumartesi saat 22'de TV5'te. Mustafa Balta Madenciliğin sunduğu Kulis Ankara programı devam ediyor. Efendim Kulis Ankara'nın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci bölümde gündemin sıcak başlıklarından birini oluşturan 14 Mayıs seçim tarihinin hukuksal zeminini, anayasal karşılığı ve Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın tekrar aday olup olamaması noktasında hukuki gerekçeleri tartışmayı anlamaya çalıştık. Bu alanda en yetkin isimlerden birisi olan Profesör Doktor Mustafa Kamalak bizimle birlikteydi birinci bölümde ve bunun hukuki zemini, hukuki çerçevesini paylaşmaya çalıştı. Bu bölümde sıcak başlıklar var. Bugün Sayın Bahçeli'ye birkaç oraya soru geçmeden soruldu. Bir hoşuna Mustafa gitmeyen. Mustafa Kamalak Hoca bir iki tespit yaptı ona. Ben bir itiraz edeyim. Bir itirazı kayıt düşeyim burada. Tamam. Şerh düşeyim. Şerh düşeyim. Hoca da bizi izliyorsa hoşuna evet. Gidecektir. Milli Görüş Hareketi'ni sağ olarak tanımladı. Milli Görüş Hareketi tam tersi, sağa sola itiraz olarak ortaya çıkmıştır ve Necmettin Erbakan hiçbir zaman için Milli Görüş Hareketi'ni sağ bir hareket olarak tarif etmemiştir. Tam tersi, sağ sol kavramlarına da karşı çıkmıştır. O doğru ama kamuoyunda bugünkü algılanış şekliyle diye yani ben kategorize ettiğiniz zaman hep Milli Görüş'ü evet. Sağ kategoriye yazarlar ama bunu kayıt olarak düşeyim. Hatta meşhurdur ne sağcıyız ne solcuyuz, hak yolcuyuz, hak yolcu i̇şte, diye uzun yıllar sloganınız da vardı. Evet. İyi bir düzeltme oldu ama değil mi? Ben hiç yani böyle bir düzeltme beklemiyordum. Daha çok yasal ama Mahmut sen de biliyorsun Sedat Bozkurt'la biz daha 90'lar o refah evet. Dönemi refahın kapısında hep tabii, birlikte. Milli Görüşü. O yüzden biz de Anap'ın kapısındaydık. Evet. Daha iyi bilen hakikaten gazetecilerden birisi. Mustafa Milli Görüş'ün liberal kanadı, ben sol kanadıyım tabii. Evet. Evet, bazen o zaman sadece bir lokanta vardı, orada buluşurduk bu mesle. Refah muhabirleriyle, evet. Anavatan muhabirleri. Kim derdi ki bir tane pidecinin olduğu bölge Ankara'nın en büyük yemekçisi. Yenen bölgesi olacak ya. Kızılay'a gidenlere ekmek sipariş ediyorduk biz. Bir saatte falan bir otobüs geliyordu. Hakikaten ne kadar değişmiş. Yani her şey değişmiş. Her yer öyle. Sayın Erdoğan ne öyle bir şey var yani üniversite yoktu, havaalanı yoktu. Şimdi ona pideci yoktu. Bağlamasınlar pideci yoktu. O espriye getirecektim işi. Öyle değil tabii yani. Evet. 90'lar hakikaten Balgat'ın en fazla. İlk Refah Partisi geliyor. Ondan sonra Anavatan Partisi geliyor. Sonra Dışişleri Bakanlığı geldi. Sonra Dışişleri Bakanlığı. Sonra biraz para olsaydı bu taraftan biraz arazi alsaymışız iyi olacak. Öyle çok keşkeler var hayatımızda. Tabii ki. Nereden nereye geldik neyse devam edelim abi. Bir şey birkaç şerh i̇şte düşeceğim bu, demiştim. Bir tanesi bu. Bu şerh düşer düştüm. Bir de hani o siyasi partiler seçim yasası meselesi. Çünkü siyasi Yüksek Seçim Kurulu seçim sürecini başlatacağı zaman temel olarak siyasi partiler yasası, seçim yasasını alıyor. Evet. Yani seçim yasasındaki hükümler uyarınca o seçim sürecini başlatıyor. Yani tabii hocam kadar bilemem ama daha doğrusu birazcık daha detaya ihtiyacımız var bu konuda. Ben ikna olmuş değilim örneğin. Serap Yazıcıoğlu da eski Adalet Bakanı kimdi? Anayasacı hocam. Değil mi? Onu söylüyorsun. DSP'nin milletvekiliydi. Hikmet Sami Türk. Hikmet Sami. O da seçim günü
hangi günse o gün geçerli olan seçim yasasının geçerli olacağını söylüyor. O zaman 60 günde mutabık kalıyoruz yani. 60 günde mutabık kalıyoruz. Zaten onu tartışmıyoruz bile. Seçim yasası ama seçim süreci, Yüksek Seçim Kurulu örneğin seçim süreci başlatacak. Neye göre? Hiçbir karar alınmadığını varsayıyorum. Cumhurbaşkanı da devreye girmedi, parlamento da devreye girmedi. Normal seyrinde gidiyor. Seyrinde giderken ne oluyor? Yüksek Seçim Kurulu diyor ki ben bugün seçim sürecini başlatıyorum diyor. Evet. Şimdi o günü seçim süreci başlatabilmesi için bunun bir yasal dayananı olması lazım. Nedir o yasal dayanak? Seçim yasası. Sedat, seçimin başlangıcı yazıyor kanunda. AK Parti üstelik o kanunu değiştirdiği halde bu ifadeyi değiştirmemiş. Seçimin başlangıcıdır diyor. Yani ama işte Yüksek Seçim Kurulu ilan ettiği gün seçimin başlangıcıdır diyor ifade. Yüksek Seçim Kurulu bu ilanı neye dayanarak yapıyor? Bunun dayanağı ne? Seçim yasası. Zaman ne var yürürlükte? Eski yasa var. Evet. Şimdi eski yasayı bir köşeye bırakıp yürürlüğe girmemiş yeni yasayla seçim gününün başlangıcını ilan... Yürürlükte aslında yasa. Orada o da bir çelişki. Yani ama 6 Nisan'da değişti değil mi? 6 Nisan'da değişti ama hemen yürürlüğe girdi. Uygulanamaz diyor. Ama seçim olmadığı için uygulanamaz. Ama yasa yürürlükte aslında. Öbürü de kalktı. Ama bir yıl geçme şartı var ya o kilitliyor zaten. 6 Nisan'dan önceki seçimlerde... uygulanamaz. Ama yürürlükte yasa yani. Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Seçim tarihinin başlangıcı 6 Nisan'dan öncesine denk geliyor. Değil mi yasal süreç? Tabii. Onu söylüyorum ben de. Yasal yani, süreç tabii ki öyle. Tabii yani, Mart ayında bu kararı almak zor. Ama YSK seçimin başlangıcı aynen öyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığına göre 14 Mart'ta oluyor. Tamam. 14 Mart'ta olduğuna göre o zaman şu anda mülga olan eski kanunun hükümlerinin geçerli olduğu görüşü savunuluyor. Evet. Şimdi, çok kritik çünkü ittifakları kritik etkiliyor. Kritik ötesi çok önemli. Şimdi Mahmut daha çok parlamentoda görev yaptığı için oradaki yasa yapma mantığını benden iyi biliyor. Şimdi 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki işte 161'deki yetkimi kullanıyorum. Seçimlerin tekrarlanmasına karar verdim. Gerekçe merekçe sunmak zorunda değil. Evet. Yaptım oldu çünkü rejimimiz o. Yaptım yapabiliyorum rejimi. Bunu söyledikten sonra Yüksek Seçim Kurulu 14'ünde kendiliğinden devreye girer. Niye? Çünkü takvim başlatması gerekiyor. 60 günü bu ayarlayacak. İşte evet. Bu takvim bak bir yıl içinde bu takvimi başlatacağı için ister istemez yeni yasaya dayanak almayacaktır. Eski yasaya dayanak alacaktır. Alması gerekiyor. Başka bir şey yok ki çünkü bir yıl içinde... Ama alacak mı işte? İşte o kadar soru işareti var ki burada. Yani sadece Cumhurbaşkanı'nın adaylığı öne alıp almaması değil. Seçim yasası da böyle. Bir de şeyi hatırlatayım. Yani bu kadar bilinmezlikle bir seçime gidilmez. Küçük bir nüans da var. Eğer 60 gün sonra pazar olmuyorsa... yani 67 güne çıkabiliyor ya, o zaman. Tabii. 67. gün. Ya bir sonraki çarşambaysa örneğin ya sonraki pazara ya önceki pazara alma hakkı Yüksek Seçim Kurulu'nda var. Var. Bunu zaten 2018'de kullandı. Tabii yani, kullandı. O da tartışılıyor. Bazı hukukçular mesela Yüksek Seçim Kurulu kendini parlamentonun ve cumhurbaşkanının üstüne koyarak seçim tarihi belirleyemez diye bir iddia da var. Ama yani. Ne yapacaksın? Takvim öyle diyor. Geçen 24'ündeydi o zaman bu sefer de 24'üne yani pazara getirmek için 57. veya 56. güne ilan etmiş. Bazıları da işte atıyorum 67. güne ilan etmiş. Aslında bunların hiçbirisi i̇şte tartışma konusu olmamalı. Olmamalı yani. Tabii canım. Yani pazarı bulmak işte gerekiyor. 2018'de 24 Haziran'da yapıldı. Evet. 2023'te normal zamanda yapılsaydı 18 Haziran'da yapılacaktı. Doğru. Yani niye o zaman 24 Haziran'da yapılsın denildi. Zaten seçim kararı almaya gerek yok. Şimdi 18 Haziran'da kendiliğinden seçim. Hani yani. İngilizlerle bitirdik. Amerikalılarla başlayalım. Obama'nın bugün güzel bir şeyi vardı. Tuval Çömez paylaşmış. Görev süresi bittiği zaman işte sesleniyor Amerikan halkına. İki dönem doya doya yaptım diyor. Aslında üçüncü dönemde yapabilirdim ama diyor yasaları mevzuatı zorlamamak lazım. Yapsam kazanırım diyor. Çünkü biliyorum diyor şeydeki seçmen nezdindeki karşılığımın olduğunu. Şeyi zorlamamak lazım diyor. Yasaları zorlamak lazım diyor. Bunu buraya koydular diyor. Buna uymak lazım. Yani buna uymazsam diyor kaos çıkar diyor. Sistem darbe alır diyor. Sistem bozulur diyor. Yani kazanacağını bile bile tabii. Bu tartışmanın içine girmiyor. Girmiyor yani. Ben yani geldiğimiz noktayı anlamak açısından önceden bu seçim tarihleri hiç yani kısmen de olsa belki tartışılır ama bu kadar derin, bu kadar işin içinden çıkılmaz boyutu. Ya bırakın seçime gidiyoruz, anlamakta zorlanıyoruz. Hangi madde, hangi düzenleme, hangi şeye aday karşılık geliyor. Önceden ne konuşurduk? Seçim tarihi belli olurdu. Genelde Sedat Bozkurt'un yazısında bahsedeyim. Mevsimsel şartlar diye bir şey konuyor. Nedir?
İşte bir kesiminki ya tatile giderdi, bir kesiminki umreye giderdi. Yani ya da kış, hani, kış olurdu. Ya da kış olurdu, yollar kapalı ama olurdu. Ama 28 Aralık'ta mı yaptık değil mi? Kışında yaptık. Ama ben senin yazıdan anladım. Bizim Kasım'da seçim öyle yapmadığımız ay yok yani. Yok, Ağustos'ta tabii da yapmışız, Aralık'ta da yapmışız. Ocak, Şubat yok galiba. AK Parti'nin iktidara geldiği Kasım ayı işte. 3 Kasım hatırlayın yani. Cumhurbaşkanı'nın evet, ilk seçildiği Cumhurbaşkanı 10 Ağustos. Evet. Mevsim şartları ne? 22 Temmuz'da bu ülkede şey yaptık, seçim yaptık. Doğru yani. Hakikaten öyle. Kendilerinin iktidara geldiği şey bile Kasım ayıydı, tabii. 3 Kasım'dı. Ağustos'ta da var. Yani kışın en baskın olduğu dönemde Aralık'ta de var. Yazın en sıcak olduğu dönemde de var. Yani sonuçta. Ama Türkiye yaptım bugün bu hukuku, bu kadar yasal mevzuatın bu kadar tartışma konusu eğilip olduğu, hatta anayasaya taşındığı bir şeyi ben hatırlamıyorum bu boyutuyla. Yani kesinlikle bir seçim atmosferini hatırlamıyorum. Yazıya geçelim mi? İlginçti. Sıcak başlıklar var. Bugün hakikaten Yıldız Yazıcıoğlu'nun sorusundan sonra yaşanan onun videoları gazeteci da var. Onu gazeteci arkadaşımız. Onları da konuşacağız ama adım adım gidelim. Bu hafta Kısa Dalga'da yazdığın yazı. Bu arada arşivlik yazılar yazıyorsun. Hakikaten ben beğeniyorum. Değerlendirmek haddimize de değil ama bu medyum meselesine biraz takıldım çünkü ilginç geldi ya. Biraz oradan başladım. Yani senin yazıya başlık yaptığın şeyle sorayım. Sarayda medyum mu var? Medyum var mı? Ya tabii şimdi bu böyle acayip bir memleket haline döndük biz. Acayip memlekette her şeyin her sorunun karşısında acayip bir yanıt oluyor. Gerçekten niye 14 Mayıs? Hani işte Kamalak Hoca'yı sıkıştırmaya çalıştık 14 Mayıs çünkü devlet otoritesine karşı sivil bir hareketin sandıkta zafer kazandığı bir gün. Ama devletin izin vermesiyle onun da altını çizmek lazım yani. İsmet Paşa'nın olgunluğunu alt kayıt yani o şöyle şu seçime bir müdahale edeyim dememiş yani. Vermeye de bilirdi yani. Tabii doğru. Yani doğru kimsenin doğru burnu kanamadan devleti kuranlar yani posterlerle, mavzerlerle devleti kuranlar sandıktan çıkan sonuçlarla ürettiler gittiler. Kimsenin burnu kanamadı. Müthiş bir demokratik olgunluk. Onu kayıt düştüm şeyde yazımda da. Şimdi hani 14 Mayıs bugün artık devletin bizzat kendisi AK Parti. Devletin yani devlet parti devleti falan aşmış vaziyette. Yani artık bakıyorsunuz devlet AK Parti yerine devleti gördüğünüz zaman AK Parti'yi görmüş oluyorsunuz. Şimdi muhalefet devletle mücadele ediyor siyasi zeminde. Bu devletleşmiş bir partinin en son belirleyeceği tarih 14 Mayıs'tır. Çünkü 14 Mayıs kendisinin yenildiği tarihtir. Şimdi burada bir anlam kayması var. O yüzden 14 Mayıs'ın bu içerdiği tarihsel anlamı geçerli değil. Bir köşeye koyduk bunu. Bir ay öne alıyorsunuz. Tamam, ekonomik sıkıntılı şurada burada seçim ekonomisi uygulayacaksınız. Seçim ekonomisini 5 ay uygulamakla 6 ay uygulamak arasında bir şeyiniz olmaz, farkınız olmaz. Seçim ekonomisinden de doğru. Haziran'da da yapsanız, Mayıs'ta da yapsanız. Hatta Haziran'da daha da iyi olabilir yani. Yaz evet geliyor, işte meyve sebze, evet, bilmem ne. İnsanlar daha rahatlıyor. Tarım rahatlıyor. Turist belki ya, daha şey. Gelir evet işte gelir. Şu, bu da değil. Yani şey de değil, ekonomi de değil. Mevsim şartları, bir önceki seçimi 22 Haziran'da yapmışsınız. Mevsim şartları engel olmamış orada. Temmuz'da yapmışsınız, 10 Ağustos'ta yapmışsınız. Mevsim şartları da değil. Topu topu bir ay öne alıyorsunuz. Hani 6 ay, 1 yıl alsanız anlarım. Çünkü Erdoğan hatırlarsanız bu sisteme geçmeden önce 17 ay önce baskın seçim kararı aldı. Evet. Yani 3 ay 5 ay değil 17 ay. 17 ay. Hatta üniversite sınavları iptal edildi. Edildi evet, doğru ertelendi. Tabii işte oğlum çocuklar hepsi yani bunalıma tabii girdiler. Ya. Hatta o zaman eğitmenlerin hepsi de itiraz ettiler. Yani çocuklar Allah kulak olur falan diye. Sistem değiştirildi hem üniversite sistemi değiştirildi. Yani bir Bilal Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Bu sistem çok yanlıştır falan gibi. Sonra bir baktık hem üniversite sistemi değişti hem evet üniversite sınavlarının tarihi değişti. Hepimiz televizyondan de öğrendik onu. Aynen. Televizyonda öyle. Hayır. Ben o zaman başbakan da Binali Yıldırım'a söyledim. Erken seçime gidecekler. Yok ya erken seçimden olmaz diyordu bana. Hatta dedim sen İstanbul'dan belediye başkanı edecek. Yok ya artık o kadar da olmaz dedi. İkisi de oldu. 17 ay. Mustafa 17 ay. Yani öyle 3-5 ay bilmem ne değil. Ortalama Batı ülkesindeki bir siyasi iktidarın ömrüdür bu. Ömrüdür, doğru. 17 ayından vazgeçti ve neden? Şimdi o döneme dönelim. İşte gazeteci olarak ikiniz de hatırlıyorsunuz. İstediği her şeyi yapabiliyor. Yani Binali Yıldırım'a güvenmeme ihtimali yok. Çünkü Binali Yıldırım'ı oraya oturtmak için ciddi bir parti içi darbe yaptı. Yani Ahmet Davutoğlu'na eleştirelim, kızalım tamam ama muhatap olduğu muamele tam bir darbedir. Parti içi darbedir hem de.
Yani bunun altını çizmek lazım demokrasi adına. Binali Yıldırım'ı getirdi oraya. Binali Yıldırım'a bir güvensizlik duymasına gerektirecek hiçbir şey yok. Parlamentoda çoğunluğu var. Hükümeti istediği gibi kuruyor. Hükümet kendi kuruyor. Binali Yıldırım kurmadı ki. Binali Yıldırım istemediği insanlar vardı orada. Kabinenin içinde. İlk günden istemediği insanlar. İstemediğini de söyledi buna rağmen. Yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani fiili olarak bugün sahip olduğu hakları, yetkilerin tamamını kullanabiliyor. Ama 17 ay önce seçime gitti. Gitti. Niye gitti? İşte 14 Haziran'la sorusunun cevabı 17 ay niye gittiğinin cevabıyla aynı. 24 Haziran'da. Evet. Aynı. Yani yaz aylarıydı yine. Yani. Dolayısıyla hani 18 Haziran ne olacak ki? Yani bir önceki seçim 24 Haziran'da yapılmış. Mevsimsel değil. Doğru. Mevsimsellik yani değil. Çok bir gerekçe değil. Hiçbiri değil. Bugün 14 Mayıs'a niye alıyorsa o gün de 17 ay önce ondan aldı. Ha, medyum mu, astrolog mu bir şey olması lazım değil mi? Çünkü muhtelif şeyleri var böyle, tarihleri hayır, var. İlginç olan şu, bir gazeteci dostumuzun programında hakikaten ilginç geldi bana. Sen de yazında bahsediyorsun. Keşke yazıyı metin halinde alsaydık. Astrologlar yani bir astrolog neydi Zeynep? Tam bilmiyorum. Ben astrolojiye falan çok inanmam tabii de ama evet, Doğan Efendi söyledi ya. Bu Haziran'da olursa kaybedecek, Mayıs'ta olursa kazanacak. İşte bile Mars'ın retrosu bilmem ne çok. İşte Erdoğan bu retronun farkında diyor. Ona göre ben de onu izledikten sonra dedim hayırdır. Yani olabilir mi? Çünkü hani birazcık bizim gazetecilerin düşünce sistematik farklı çalışıyor. Hemen bir sebep-sonuç ilişkisi kurup kendini ikna etmen gerekiyor. Yoksa o sebep-sonuç ilişkisi sonsuza kadar gidiyor. Geceliğin hatta ekran koruyucu gibi bir rüyana giriyor. Uyanıyorsun, bir daha da uyuyamıyorsun. Düşünüyorsun yani, takılıyorsun oraya. Şimdi onları izleyince o retro falan hani olabilir. Yani uzay hareketlerinde muhtelif uzay cisimleri, sadece gezegenler için söylemiyorum. Hareketleri bir enerji ortaya çıkarıyordur. Onlar da dünyayı etkiliyordur. Dünyada seni başka etkiliyordur. Hayır, geçmişte de tarihimizde de böyle bir şey var ya. Tarihte de savaşa karar veriyorlar ya. Müneccim başı var biliyorsunuz Osmanlı Sarayı'nda. Ünvan yani, bu resmi bir ünvan. Müneccim başları padişahları falan kontrol etmeye başlamışlar bir sonra sonra. Ama zincir başları bizde de bir söz var. Küllü müneccimin kezzap diye. Bütün müneccimler yalancıdır. Yırtmak için. Başka türlü yırtamazsın. Sizi teslim alır şimdi. Fatih Sultan Mehmet'i de unutmamak lazım. Müneccimlere ne yaptığını biliyorsunuz yani. Evet. Şimdi bunlar böyle olunca aman olabilir mi? Bir bakalım bu işe dedik. Baktım da. Yani sordum, soruşturdum işte saraya gidip gelen oralara birazcık daha hakim insanlar. Yani bir medyum mu var, bir astrolog mu var? Çünkü şu da var işte, buna bir konuya odaklandığınız zaman işte Google Hazretleri ya da Yandex Hazretlerine başvuruyorsunuz. O sizin istediklerinizi mi getiriyor, kendi istediklerini mi getiriyor? Olsa bir tartışma. Hani bilgi güvenliği de orada sıkıntı tabii yani. Tabii. Google her istediğiniz bilgiyi mi veriyor yoksa kendi istediklerini mi veriyor? Veya yani, sizin ilgi alanınıza göre mi veriyor, sizin beklentinize göre mi? Google'da bir şey aradığın zaman ondan sonra teslim oluyorsun. Nereye girersen gir, Google'da aradığın şeyin reklamı geliyor sana. Yani onun da bedeli ya, bu var. Astrolog, hiçbir şey bedava değil. Varsa da bu... Sen ona bakma, buna bak gibi. Şimdi orada pek çok insan var yani, hiç seçim yapılmayacak diyene de rastladım. Aa, bu aynı kadın galiba yine şey dedi ama iptal edilme olasılığı çok yüksek seçimlerinde. İşte o aynı kadın. Arkadaşlar ona Zeynep, az önce kulağıma söylediler teknik. Zeynep Turan diye bir astrolog. Evet, aynı şeyden bahsediyor. Şimdi ama burada Mayıs ve 14 Mayıs diyen şampiyon ilan ediliyor. Çünkü niye tutturdu? Tutturamayanları hemen düşüyor. Yani hayır, onlar sistemi komple astrolojiyi falan götürmüyorlar. Kendileri gidiyor. Yani yöntem olarak belki aynı yönteme başvurdular. Nedir ne değil mi? Neyse, saraya işte birazcık şey genelde yaptı. Genelde tutanı hatırlanıyor. Tutturanı hatırlanıyor. Her şey de öyledir. Yani, her şey de öyledir. Hepsi. İnsan fıtratı da bu tür şeylere meyyal sanki. Tabii. Ya çünkü şey, yarın öleceğini bilip yaşayan tek varlık insan. Müthiş bir çaresizlik. O yüzden her şeyi icat ediyorsunuz. Ve yarınıza ilişkin en ufak bir şeye bile ihtiyaç duyuyorsunuz. Sizi teslim alabiliyor. Neyse, sordum saraya yani böyle bir medyum, astrolog falan filan var mı? Geliyor gidiyor mu oraya? Hayır dediler. Kesinlikle yok dediler. Ama onların yerine kalp gözü açık hocalar ağırlanıyor, konuk ediliyor burada dediler. Onlar işte dualar, rüya tabirleri, hatta ileriye dönük bir takım, kalp gözü açık olduğu için ileride ne olacağına ilişkin size bir şeyler tahminler, anlatıyorlar. Öngörüler belki. Öngörüler. Bu kalp gözü açık hocaların özel yetenekleri de bu zaten. Yani bunlar geliyorlar dedi. Pek bir kişi değil, birkaç kişi. Ondan sonra ben bir araştırma yapınca hemencecik ilk sırada şey geldi işte.
Boğaca Bayram Camii'nin çevresinde örgütlü bir cemaat ve de bir dernekleri de var. İlim Yayma Derneği. Halim Hoca diye bir hoca varmış. Saraya gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum ama muhtemelen gidiyordur. Çünkü aileyle arası çok iyiymiş o Halim Hoca'nın. Bunlarla yol alıyor dediler. Bir de Ebced analizi var. Oraya Ebced. Ayrı başlık açacağız. Ebced analizi var. Bekir'in kitabı var. Cifir var bir de değil mi? Ya çok şey var da, evet, o da ben o da tabii Ebced hakikaten rakamların üzerinden bir takım o harflere yüklenen rakamlar. Yani, benimki çok yüksek çıkmadı. Ben hiç hesaplamadım ama Ebced var. Şey Ebced hesabı diye bir şey var. İnternette yazıyorsun adını geliyor şey. Şimdi bunları ben sadece şuna katkı yapayım. Yani ben çok şey değil, ben ilk AK Parti kurulduğu yıllarda şunu hatırlıyorum yani. Çünkü ben yazımı hatırlıyorum. Senin uzmanlık alanı zaten. Bunları sen anlatacaksın. Yok, ben anlatmayacağım. Şimdi ya bunları alt alta koyduğum zaman sonuçta hani kalp gözü açık hocaların yaptığıyla medyumun, astroloğun yaptığı arasında büyük bir fark yok. Geleceğinize ilişkin bir takım öngörülerde bulunuyor. Doğrudur, yanlıştır. Onlar da aynısını yapıyor. Bir de sizi motive etmek için işte rüyanızda ne gördüyseniz rüyanızı size tarif ediyor. Yani bilinçaltınızı çıkarır o. Hani sizin bir psikolojik, ruhsal durumunuza ilişkin de veridir bu aynı zamanda. Bunları söylüyor. Bir de oturuyorlar, beraberce dua ediyorlar. Bunlar hani Ebced analizde dahil olmak üzere kalp gözü açık hocalarla bir araya gelip bu ritüelleri yapmanız da tamamen İslam içi. O yüzden hani sarayın da çok karşı çıkacağı, reddedebileceği bir yöntem değil. Ben de bu bilgiye sahip oldum. Ben de bunu yazdım yani. Bunların hayır, Erdoğan'ın kararlarında bir şey var mıdır, etkisi var mıdır? Kesinlikle vardır diye de ben kendi kişisel görüşümü koydum. Bir de şeyi unutmamak lazım. Yani 20 yıldır devlet yöneten bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Yani devlet organlarından gelen bilgiler de belki o tarihin daha uygun olduğunu kazanmak için. Bu bir yöntem. Yani astrolog bilmem hangi astrolog medyumu tam tarif ediyor, medyum astrologu tam tarif ediyor ama ben yani yöntem olarak bunları çok da reddetmemek lazım. Ben müneccim anlamında söylemiyorum. Bizim inancımızda, benim kişisel gaybi yalnız Allah bilir. Kimse bunu öngöremez. Ama bir takım işte medyum şeyleri, mesela yine senin yanında vardı, bizim istihbarat da kullanmış ama Amerika'da CIA'in de bazı suçluları Rusya'da bulma, bazı şeyleri Rusya'da hakikaten ziyon, bazı önemli isimlerin Amerikan başkanları. Adı var yöntem olarak, Kanada yöntemi diyorlarmış. Buna ilk Kanadalılar başvurmuş demek ki. Medyumlarla, astrologlarla, işte büyücülerle falan filan çalışmanın tüm dünyada bir yöntem olarak kabul ediliyor. Adı Kanada yöntemi. Yani Alman istihbarat da bunu yapıyor. Neden Kanada yöntemi? Demek ki Kanadalılar bulmuş bunu. Yani o yüzdendir diye düşünüyorum yani benim kişisel yorumum. Evet yani yaklaşık tahmin. Yani Kanada yöntemi olarak adlandırıldığına göre Stockholm sendromu gibi yani bu da aynısı işte. Nerede ama olduysa bir şey tutarsa bunun kazananı Akif Beki olacak. Çünkü Ebced bu konu açılınca senin yazıyı okuduktan sonra şimdi, ben o şeyi Ebced orada. Şimdi orada da kitabı da şey yapar çok popüler olmuştu o kitabı. O dönem hatırlıyorum. Tabii o dönem. Şimdi Radikal'deki yazısını ben aldım okudum. Orada 68 yaşında, 6-8 rakamlarıyla bir irtibat kuruyor. 68 yaşında çok ciddi bir kırılma yaşanacağını söylüyor hayatında. Erdoğan o bugün bunuyla denk geliyor. Öyle mi? Tabii. İşte ilginç olan o. Ben o yüzden getirdim Erdoğan harfleri diye. Ya o zaman biraz magazinleştirildi falan, çok da itiraz edilmedi şudur budur ama ilginç. Ben de senin yazıya atfen biraz da sonra meraklanıp baktım. 68 yaşında çok önemli bir kırılma, hayatında çok önemli bir kırılma yaşayacağını söylüyor. Harflerden yola çıkarak işte Erdoğan harfleri şeyi o. Hakikaten 68-2023'e ben hemen baktım, merak ettim kaç yaşında 68 yaşında. Kitabını Akif Bey ki ben köşesini takip ediyorum ama çok denk gelmedi. Yok bana girdiğini sanmıyorum ama o zaman zaten Tayyip Bey'le çalışırken tabii çıktı değil mi evet, bu kitap? Tabii basın müşavirinden. Kitap o zaman çıktı, bendeki yazı basın müşavirinden önce. Önce mi? Önce. Radikal 2'de. Radikal 2'de. Yani ilginç. İşte o yüzden de böyle Ebced olursa yani hakikaten ilginç bir şey olacak. Şimdi yani. Muhalefet bu işe girebilir bak söyleyeyim ya. Bu yayından sonra araştırabilirler. 68, yani. Ne vardı başka? Ben not da almaya çalışıyordum o şeyi de. Kitapta. Enteresan. Ha senin yazıdan not almışım abi. Zodyak. Medyum Zodyak varmış. Ya o da şöyle anlatayım. MIT onunla çalışmış yani. Şöyle. CIA'da hakikaten bu tür yöntemleri demiyorlar. Ya biz Anadolu'da köyde bilirdik. Ya altını kaybetmiş biri varmış onu bulmuş falan ben.
Hep hani bu Anadolu efsanesi yani bulunuyor muydu bilmiyorum ama bayağı ciddi ciddi konuşuyoruz baksana yani. Şimdi bir dönemin en meşhur figürleri kimdi? Medyum Memiş, Medyum Keto. Evet. Keto evet. Nerede tanıdık bunları? Her akşam televizyonlarda değil mi? Televizyonlara çıkarıyorlar, anlatıyorlar, herkes böyle. Şimdi bile ekonomist çıkıyor. Örneğin 2023'ünün ekonomisiyle ilişkin çok ağır bir tablo söylüyor. Kimse umursamıyor. Bir astrolog çıkıyor. Ekonomi göçecek diyor, kıyamet kopuyor. Sanki Tansu Çiller de böyle astrologlarla çalışıyor gibi haberler hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Değil mi? O zaman şimdi düşündükçe öyle şey bir şey olmuş. Şimdi bu Cüneyt Özdemir'in bir kitabı var. Evet. Önemli İşler Dairesi diye. MIT'i yazmış. MIT bir dönem medyumlarla çalışmış diye o kitabında da alıntı var. Kimle çalıştı falan belli değil ama medyumlarla çalışmıştı. Dursun Karataş, Devsol'un o zamanki lideri. Dursun Karataş'ı bulmak için MIT medyumlara müracaat etmiş diye bir bilgi var. Şimdi bu bilgiye sahip olduğunuz zaman otomatikman siz daha da yoğunlaşıyorsunuz. Araştırdım işte onlarca, yüzlerce sayfa, yüzlerce bununla konuyla ilgili bir şey. İşte Zodiac, adamın adı neydi unuttum. Bilmem kim. Medyum Zodiac. Medyum Zodiac. Yani böyle Medyum bunlar Zodiac. Hani adı soyadı çok bilmez yani. Medyum Memiş, Medyum Keto, Medyum Zodiac, Medyum... İsmi de var. Posta Gazetesi'nde bir söyleşi yapmış. Posta Gazetesi'ndeki söyleşi de şunu söylüyor. Ben diyor devletle, MIT'le çok çalıştım diyor. Onlara çok terörist buldum diyor. Hatta DHKPC'li çok buldum ben onlara. Bunun karşılığında da örtülü ödenekten o kadar büyük paralar kazandım ki diyor. Hemencecik bağlantıyı kurdum tabii. Yani Cüneyt Özdemir'in değil. Kitabındaki abi, medyum bu. Birazcık araştırdığınız zaman çıkıyor yani bu. Bunun da doğru olduğu ortaya çıkıyor. Yani iki tane ayrı kaynak. Bir tanesi diyor ki bu iş oldu. Bu da diyor ki ben yaptım. Ama o zaman bu kadar teknolojik dinleme cihazları eğer medyum buluyorsa hakikaten ver parayı abi, istediğini. Uzaya falan gitmeye gerek şey yok. İki tane medyum tüm dünyayı kurtarır. Ver üç vardır bir şey de... yani öyle bilmiyorum yani onlar uzman. Ya biraz önce söyledim. Bu insanın çaresizlikten var. Kaynaklanan bir yerlere sığınma, bir yerlere inanma ihtiyacı işte medyumdu, falcıydı neyse işte. Bunlara inanıyorsunuz. Birazcık da geleceğinize ilişkin. Ve ilginç bir şey var. Birkaç yıl önce bir araştırma okumuştum. Eğitim düzeyi arttıkça bu fala inanma şeyi de oranı da çok yükseliyor. Hatta bir çocuğun hikayesi var. Şimdi unuttum. Ankara'da ODTÜ Sosyoloji'den böyle haylazla bir çocuk. Babasıyla da arası çok iyi değil. Çünkü işe girememiş. ODTÜ Sosyoloji mezunu. Böyle Kızılay'da bir fal merkezi açıyor. Ya da bir İşte işletmenin bir bölümünde fal bakıyor. Ya gelenler gidenler hep aynı insanlar ve son artık iyice diyor tıp doktorları falan geldiğinde kişisel olarak rahatsızlık duyuyor. Her gün aynı yalanı atmaktan, aynı tahlillerde bulunmaktan ve karşımdaki diyor tıp doktoru kadın diyor sevinerek gidiyor ve parasını alıyorum. İşte babası bunu azarlıyormuş vesaire çok uzatmayayım ama çocuk en son bunalıma giriyor ve kendini ihbar ediyor. Ya ben fal bakıyorum, yalan atıyorum falan diye. Onun da böyle bir hikayesi var ve insanlar gerçekten hani yakalamaya gidiyorlar. Yakalamaya gelen yani. Polisler de bir falımıza bak bakalım anlayalım. Olabilirler ya. Şimdi evet. Mustafa'ya bir ters köşe soru sorayım. Hocanın da istihare uykuları vardı. İstihare uykularına yatırdığı şeyleri vardı çalışma arkadaşları. Vardı. Kendi yatmazdı. Yani, mutlaka vardır. Yani ben hakikaten zihinsel şeyi yani sonuçta şöyle bir tez de var. Ya biz bu işlerin uzmanı değiliz. Ben komple reddiği üzerine de bir yaklaşım. Yani zihnin şüpheli, tedavi edemeyeceği yaklaşım. Hiçbir şey yok. Mesela psikologlar da mesela hoca kısmını yani size şöyle bir etkisi oluyor deniyor. Yani siz zihnen kendinizi hazır hale getiriyorsunuz o iyileşmeye. İşte diyorlar ki ya şurada aynı falcı meselesi mesela. Ya ne derse çıkıyor. Ya zaten ona inandığın için sen olan her şeyi ona yoruyorsun. Ya evet, falcı ya, söylemişti. Ya başına ilginç bir şey gelecek. Ayağın tökezliyor. Aha bildi işte. Niye ayağım tökezlemez benim tökezledi. Yani bu neye inanmak istediğinizle ilgili bir şey. Ama benim bildiğim, ben AK Parti'nin kuruluşuna yazı olarak yazdığım için aklımda kaldı. Şunu çok iyi hatırlıyorum. Subliminal mesaj, yani bilinçaltı mesajlarla ilgili Amerika'dan bir uzmanın geldiğini, bir seminer verdiğini, nasıl insanların bilinçaltına evet. sembollerle hitap edebileceğini. Bu çok eski bir hikaye, evet. Yani kuruluşun döneminde bu, evet. gazeteci şimdi olarak... Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok ama bu gerçekçi bir şey. Yani hafife alınacak işte bir şey değil. Bu hepsini hani reddetti işte, anlamında demiyorum. Bilinçaltına hitap etmek sonradan yasaklanıyor. Biliyorsun önce reklamlarla başlıyor. Abi nasıl inanmayasın? Ekranda yani, bak evet. Akif Bekir Erdoğan harfleri demiş. Ebced hesabıyla i̇şte kitap yazmış. Evet. Yıllar önce diyor ki 68 yaşında çok önemli bir şey olacak. Yani cümleyi tam hatırlamıyorum ama
68 bu neye denk geliyor şimdi? Ama bilinçaltını etkilemek fal değil yani. Onu derim ki yani hakikaten bir Akif Bekir bilmiş yani. Hani kazansan da bilmiş oluyor, kazanmasan da. Çünkü ama kazandığında yine o cumhurbaşkanlığı. Ve kritik bir seçim. Siyasi hayatın en kritik, en kritik seçimine giriyor. Ya, o yüzden çok reddetmiyorum yani. Ben uzmanı olmadığım için şey yapmıyorum ama. Ya ben hiç bilmiyorum ama yani bilinçaltı dediğin için hani oradan müdahale etme gereği duydum. Çünkü bilinçaltı var, şey, var o. Bilinen bir şey bu, kullandı ve sonra yasaklandı, hatta suç kabul edildi. Yani bu ama bunun hani Türkiye'de de çok kullanıldığına ilişkin şeyler gördük. Hatta ta Çiller Mesut Yılmaz çekişmesi döneminde işte bazı uzmanların getirildiği, verilen ilanların falan doğrudan hani bilinçaltına mesaj yapıp insan davranışlarını değiştirmeye yönelik olduğunu, bu dünyada da bu konuda çok çalışma yapılmış. Hani ben mektepte de bu okuduğum için üniversitede bu alanda var. Evet, insan davranışlarını dönüştürmeye yönelik, yöneltmeye yönelik işte bu algı iletişim bilimlerinde işte algı operasyonu dediğimiz algı yönetimi, ama eğitim bilimlerinde de işte insanların temel materyalleri oluşturarak belirlenen bir amaç doğrultusunda belirlenen, daha doğrusu bunu genelde devletler yapar, belirlenen bir hedefe doğru bir model oluşturur, eğitim modeli, ve bireyleri oraya doğru kanalize eder. Yani bu da abi, resmi o yönlendirme, devletin yaptığı bir şey. O kadar net ki meşhur yani, yemek programı. Ben geçen bir gazete, kokoreç yapılmış MasterChef'te. Evet. 10 dakika sonra dışarı çıktı. Kokoreç Türkiye'de tamamında kokoreç tükeniyor. Yani bu çok açık bir, bunu açık, subliminal ne dersen de yani bu kadar büyük bir etki var. Bu daha ilginç gelen işte hani o ebced harfler üzerinden, rakamların gücü üzerinden tabii böyle şimdi, bir şey. Şimdi bu ebcedin biraz daha etki gücü yüksek. Çünkü biraz önce söyledim ya, İslami bir yöntem. Yani bir de din barındırıyor içinde. Öbürlerinde din yok. Yani dini soktuğunuz zaman İslami, etkisini... Ne kadar İslami, ama birçok şeyde reddediyor. Yani gördüm. Mesela hurufiyat dediğimiz şeyi... Onları reddediyor. Evet. Ebced'i değil. Ben birkaç dini kaynaktan evet. baktım ben ama buna. Ama cifir de çok etkili olmuş bir dönemde. Onu herhalde üçümüz de bilmiyoruz cifir, ne olduğunu. Şey, evet. Ben geçen bu meseleler gündem olunca, hatta onu da hatırlatalım. Ya bir Türkiye neler yaşıyor? Bazen komedi mi, gerçek mi falan diye işte... Cinlerin şeyi, ben medyum memiş konusu gündeme gelince... Cin diyorsun, müşafı diyeyim. Ne olur olmaz. Ya bilmiyorum ya, ben medyum memişle bir yıllar önce röportaj yapmıştık. Öyle programdan mi? Önce de Sedat Bozkurt'la konuştuk. Şimdi nerelerde bilmiyorum epeydir. Cinler üzerinden kurduğu bir sistem yani'den bahsediyor yani, bilmiyorum. Ama biz hatta verelim onu abi ya, bir dakika. Çok bu hafta yeniden gündem oldu Melih Bey'in. Çünkü çok hani... Nasıl bakacağını da bilmiyor insan artık. Nasıl yorumlayacağını da bilmiyorsun. Var mı arkadaşlar, verebileceğiz mi onu? Hani biz medyumları, astrologları konuşuyoruz ama çok ilginç. Verelim mi onu? Melih Bey'i de etkiliyordu şu harfler değil mi? Öyle i̇şte o video. Tekrar önüme düştü benim bu iki gündür. Önüme düşüyor. Bütün, evet. Bu kadar büyük bir kitleyi uluslararası toplumda, Türkiye'de nasıl, hangi güçle, hangi araçlarla harekete geçirip kontrol edebiliyor, etki edebiliyor üzerinde? Nedir onun farklılaştıran? Bakın, özellikle belki size çok komik gelecek ama bunu enteresan bir metotla yapıyor. Nedir o metot? Üç harflerle yapıyor. Ne demek istiyorsunuz? Herkes bundan sonra biraz da onu tartışsın. Biraz ipucu verin. Bu konuları yakından takip etmeyenler anlamamış olur. Üç harflerle yapıyor. İnsanları cinler esir mi? Alıyor. Cinler mi? Evet, cinlerden esir mi alıyor. Bahsediyor? Evet. Ama bu yani mümkün. Bilimsel bir mümkün. Şey olabilir mi bu söylediğiniz? Mümkün tabii, olmaz mı? Bakın, etrafınızdaki birçok insanın özellikle belli zamanlarda belli konularda esir alındı. Ondan sonra gidip belli şekillerde kurtarıldı. Çok aşikar bu kadar büyük bir kabiliyeti mi acaba? Var. Evet, böyle bir kabiliyeti var. Ya bunun o uzun hali de var işte, o şeyle beraber Cevşen inancı var. O bir metal verildiğinden falan bahsediyor. Üzün hikaye ama neyse, hakikaten neresinden konuşmaya yani, değer mi bilmiyorum. Hayır, bu işte bu tür siyasetçiler tarafından bunlar dile getirildiği zaman bir anda gündem oluyor, popüler oluyor ve kabul de görmeye başlıyor. Şimdi bu tür açıklamalardan en çok yararlanan kimler? Cinci hocalar. Ondan sonra internette şeyler, cinci evet. hocanın cin çıkarma yöntemi diye videolar izlemeye başlıyoruz. Onlara yol açıyor bunlar. Ama bu tarih boyunca insanların gelecekten tabii. haber alma merakı hiç eksilmemiş. Liderlerinde hakeza.
Dolayısıyla bu da teknoloji ve zaman ilerledikçe bir sektöre dönüşmüş durumda yani. Şimdi ve çoğu istismara açık evet, sektörler, yani, dolandırıcılar. Bir tane Mahmut Kıyısından Köşesi'nden var ya, Osmanlı'nın çöküşü aslında bizim için çok iyi bir ders. Niye Osmanlı'nın başına bunlar bela soktu bir anda hepsini yok ettiler. Şimdi de bu türlerini tabii ki yani bunun çalışması yapılabilir mi? Yapılabilir. Akademik olarak çalışılması da sonsuz yarar var. Ama yapılacak yerler siyasetçilerin dile getireceği zemindir değil. İlahiyat fakülteleridir, üniversitelerdir. Ya benim anladığım bizi cinler ele geçir diyor. Yani 20 sene Ankara'yı yönetti. Yani Melih şimdi sen de o zaman cinlerle mi seçim kazandın? Cinlerle mi yönettin bu ülkeyi? Yani o cinlere karşı sen nasıl direndin? Seni niye teslim almadılar? Almışlar işte. O öyle. Ben öyle anladım yani. Çünkü cinlerle yönetti bizi diye anladım yani başka bir şey kastetmiyorsun. Ama her döneme ilişkin kavramsal bir olay ortaya çıkıyor. Ve bu kavramsallığı kitle üzerindeki etkisini ticarete dönüştürülmesi çok kolay oluyor. Gezi olayları döneminde mesela Atatürk ismi gündeme geldi hatırlayınız. Sürekli bir baktık herkes Atatürk anahtarlığı satıyor. Atatürk yazan kalemler satılıyor. Her şey kendi ticaretini oluşturuyor. Her yerde bir baktık hemen bulunduğumuz çevrede Atatürk ürünleri satan malzemeler, dükkanlar açılmaya başladı. Evet. İnternetten işte tişört ve şapka siparişleri. Yani bu bir dönemde sonra kapandı. 28 Şubat'ta da arabaların arkasında Huzur İslam'da yazıyordu. Şimdi evet, Atatürk posterleri de var. Evet yani o da var. Bu her dönem kendi içinde bir tepki oluşturuyor yani. Neyse son 10-12 dakikaya girdik. Evet. Konuşmamız gereken bu kadar yeter ya. Medyum biraz magazin sabah programına dönüyor gibi hissettim ama çok da izleniyor. Onlar reytingi yüksek ya. Sabahları söylüyorum zaten. Şöyle böyle oldu. Sırf bunun için bir bölüm açmak lazım. Rütük iş onlara dokunmuyor. Bir de ona da dikkat çekelim. Evet evet. Yani. Herkese dokunuyor ama oraya dokunmuyor. Hayır, kanallar önemli orada. Evet. İçerikten daha önemli hangi kanal? Yani örneğin o kanallardan bir tanesindeki programı getirin burada yayınlayın. Bakalım TV5'in başına neler geliyor. Evet. Allah korusun. Bu arada TV5'ten yine iyi bir tarafından da şey yapalım. Bugün itibariyle Kablo TV'de. Tele Dünya'da 80. kanaldan bizi izleyebilirler. Hayırlı olsun. İzleyicilerimiz teşekkür Darısı ediyoruz. Darısı diğer platformlar. Çok yoğun bir çabanın neticesinde. Bu arada Mart ayında Sözcü TV'de yayına başlıyormuş galiba. Mart'ta da başlıyor. Ben görüyorum paylaştı. Hep böyle test, epeydir test yayını şeklinde Mart'ta görüyorum. Mart'ta yayına başlıyorlar. Evet. Artık ekiplerini oluşturdular. Onlar da yılan hikayesine döndü. Daha kaç evet, yıldır. Uzun sürdü biraz. Sürdü. Ama yani hani nedenini anlamakta sıkıntı çekmiyorsun. Evet. Yani tutunmak da zor. Tekrar şey yola çıkmak da zor. Bugün iki sıcak başlığı daha var. İşine bak Sayın Bahçeli. Onun da videosunu varsa verelim. Hakikaten ondan sonra biraz işimize bakalım. Yani aslında işine bak işi bu yani. İşi en bu basit tanımıyla o, işi soru o sormak olan bir gazeteciden bahsediyoruz. Yıldız Yazıcıoğlu. Onu da izleyelim. Beni dinlememişsiniz, o anlaşılıyor. Hadi işine bak. Evet. İşimize bakalım mı? Ben mecliste sonra, böyle bir sonrasında hiç görmedim ama yani. Evet. Yani şimdi soruyu soruyor. Sayın Bahçeli de bence hani istediği yanıt olmasa da gazetecinin sonuçta yine nezaket cümlesinden ayrılmayan bir şey. Yani işine bak diyor. Kendi üslubunca bir MHP lideri olarak cevap vermiş. Ama orada anında evet, onlar da ben koruma zannediyordum. İkisi de milletvekiliymiş. Yani böyle fiziki müdahaleye gerek yoktu orada. Yani arkadaş soruyu sormuş. Bir de Sayın Bahçeli gerekli yanıtı vermiş. Çekmiş gitmiş olabilirdi. Ama ondan sonrası gerçekten hem parlamentonun çatısı altında hem parlamentonun saygınlığına uygun olmayan bir davranış hem de bir gazeteciye karşı hem de bir kadın gazeteciye evet karşı yönelik çok çirkin bir hareket. Yani hakikaten o muamele onun, kabul edilebilir bir kabul şey. Kabul edilebilir yani. Bir durum değil yani. Onu da belirtmek şimdi, lazım. Şimdi Mahmut Uzun Yıllar parlamentoda görev yaptı. Anadolu Ajansı'nın parlamento şefi olarak da görev yaptı. Şimdi de kısa dalgaya parlamentodan kulisler yazıyor. Parlamentoda parlamentonun şöyle bir özelliği vardır. Parlamento muhabirlerine bir avantaj da sağlar bu. Kulise girdiğiniz zaman bir bakanla yan yana oturursunuz. Yemek yerken yanınızda işte bir komisyon başkanı vardır. Milletvekillerin hepsi çevrenizdedir. Bakanlarla, başbakanlarla siz orada temas halindesinizdir.
bu parlamento muhabirliğinin sana sağladığı bir avantajdır ve bu avantajı gazetecilik için kullanırsın. Yani düşünsün, tuvalete gidiyorsunuz, bir anda elinizi yıkarken yanınıza bakan geliyor ve o günün gündeminde bir takım konular evet, var. Evet. Hemen orada sorup herkesin peşinde olduğu biri bir anda sizin yanınızda bitiyor. Tabii. Ben de çok yaşadım bunu. Tabii biz oradan beslendik zaten. Yani partilerin grup toplantılarına girdiğimiz zaman yani kapılarını da aşındırdık yani. O kapılarında koltuklarını... O kulisin bir ruhu var değil mi? Tabii. Yani orada yani bakanlıktan şimdi, çıkarken konuşmayan bakan kuliste çok rahat konuşur. Çok de yani parlamento evet, muhabirini gördüğü zaman tabii, parlamento muhabirliği bir kademeydi, bir kıdemdi. Tabii. Bir, yani mesleğin şeyi uzman evet, diyelim artık. Yani yabancı dilli sıradan herhangi bir yerde şey, karşılaştığın bir gazeteci muamelesi çekemezdin ona. Çünkü müktesebatı da deneyimi de senden daha fazladır. Yani sen 3 yıl, 4 yıl buradasın, adam 20 yıldır orada şimdi. Kaç yıl sen parlamentoda görev yaptın? Valla ben parlamentoda yaklaşık 20 yıl görev yaptım. 5 parlamento dönemi yani. Şimdi 20 yıldır orada olan kim var? Kimse yok galiba. Yok, var hala arkadaşlarımız. Ayşe yok, hayır, falan var. Milletvekili olarak söylüyorum. Milletvekili olarak var. AK Parti'den var. Kaç kişi var? Erdoğan ama onun da aralarında boşlar var. Şey var. 3-4 tane yani aynı kıdeme sahip. Recep Özel falan var. Aynı kıdeme yani sahip 3-4 kişi sayıyorsun. 2002'den öncesi yani 90'lardan kaldı. AK Parti'den mesela. AK Parti'den önce başbakanlar sadece koruma müdürleriyle o parlamento evet, binasına girerlerdi. Şimdi koruma ordusuyla giriyorlar. Bakanlar 4 tane 5 tane korumayla giriyorlar. Yani o parlamentonun saygınlığına da... Korumalar giremezdi. Kuliste bırakırlar. Evet. Sadece bir yakın koruma, bir tane de danışman girerdi içeriye. Tabii o kadar. Hani o da önemli konularda i̇şte telefonunu bakan ona bırakırdı o zamanlar. Koruma müdürü, evet, bak Demirel'in koruma müdürü, Cumhurbaşkanıyken Özal'ın koruma müdürü kulise bile girmezdi. O ilk tören olduğu vardı, orada otururdu. Evet. Şeref Holü'nün kenarında otururdu. Çillerle birlikte kulise gelmeye başladılar. Çünkü Çiller durmadan bir şeyler istiyordu falan filan. Ondan sonra şimdi bir giriyorsunuz, kulislerde polislerden yer yok. Şimdi grup toplantısına normal koşullarda genel başkanlar yanlarında bir ya da iki tane grup başkan vekiliyle girdi. Şimdi evet, hepsi ama. Bir bakıyorsunuz bir orduyla geliyor. 30 kişilik bir grupla geliyor. Oysa ki ben çok iyi hatırlarım. Yani Deniz Baykal'ı bile hatırlarım. Yani koltuğunun altında dosyayla tek başına yürüyerek gelirdi grup toplantısına. Yani şimdi parlamentoda da artık gazetecilik yapma teknik olarak, fiziki olarak da çok zor hale geldi. Bu tarafını koyalım. Yani 2018'deki şimdi sistem her şeyi değiştirdi. Sedat bir ek yapayım. Sen bakanlara şöyle bir kenara bırak. Grup başkan vekillerinin ve bazı milletvekillerinin korumalar var. Bir yazılı soru önergesine cevap verildi. 400 koruma var şu anda milletvekilleri ve milletvekillerinin, özür dilerim, bakanlar hariç. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerini ve işte diyelim ki komisyon başkanları vesaireyi korumakla görevli 420 koruma polisi tahsis edilmiş. Yani bu geçen yıl verilen bir yanıtta vardı. Ama dün gündemdi, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da Demokrat Parti'nin korumaları tahsis edildi. Temel Bey Cumhurbaşkanı adayı olduğunda korumaları geri çekildi. Onun suçu büyüktü, pasaportu verdi. Şimdi bir Salih Sümer mesela Maliye Bakanı'ydı. İşte Maliye Bakanlar her zaman çok ağırlıklı olurdu. Yani kuliste, hatta bazen sıkılır, çok yakın bulduğu gazeteciyle dış kulis dediğimiz bizim işte bu tabii, Şeref Holü'ne konan koltuklara oturur. Gazeteciyle yemeğe gider bakan. Başmış kurdu. Yahut bir telefon... İşleri Bakanı'yken evet, aynısını yaptım ya. Korumasız mormasız biz yemeğe gidiyorduk. Yani telefonunu almış bir bakanı mesela, cep telefonları da o zaman yeni çıkmıştı 90'ların ortaları. Yani bakıyorsunuz Şeref Holü'nde tek başına dolaşan bir bakan. Yani birileriyle konuşuyor. Kenara çeker sizi, ayaküstü dediği gibi soru sorarsınız. AK Parti'de de vardı bu. Ya örnek işte arkadaşımız, meslektaşımız Suat Kılıç. Yani spor bakanıydı. Şeref Holü'ne girerdi. Korumalar paltosunu alır giderdi. Suat kulise yalnız gelirdi. Ben bir gün mesela tam o girişte yakaladım. O zaman kulüplerle ilgili de bir önemli bir konu vardı. Bana açıklama yaptı ve ben işte onu mesela hemen flash haber geçtim. İşte Sayın Nimet Çubukçu, işte o zaman mesela Milli Eğitim Bakanı, şimdi aileden sorumlu bakanlar. Şimdi bu imkan yok mu diyorsunuz? Yani AK Parti'de Sayın rahmetli oldu Maliye Bakanı Kemal Unak'tan ikide bir de gelirdi, Beşiktaşlıydı. Mesela Beşiktaş muhabbeti yapardık. Anadolu Ajansı'na özel açıklamalar yapardı. Mesela bütçe disipliniyle ilgili çok canlı sıktıklarında, mesela milletvekilleri özel ödenek talep ettiğinde kendi memleketlerine gelirdi, hemen Anadolu Ajansı'na bir açıklama yapardı ayaküstü. Bütçe disipline bağlıyız işte bilmem falan diye. Biz orada hemen açıklamalar falan yani yapardık. Refah Yol döneminde Gürcan Dağdaş gel beni al arabası kaldım derdi bakandı. Evet. Ben tipomla giderdim onu alırdım. Yine bir bakan var, yine kendi arabasıyla gelirdi Demirel hükümetinde. Eski dışişleri mensubu, hatta vurulmuştu Asala tarafından. Şu anda unuttuk adını, hay Allah. Yaşlanıyoruz. Çok iyi arkadaşımız ya. Evet, yani mesela o da enteresan dönemler. Hayır, şimdi bu bir taraf şeyin bir tarafı.
bugünkü meselenin bir tarafı. Şimdi öbür tarafına ya, Türkiye'nin gelelim. O anlamda dengesi değişti zaten. Bunu herkes kabul ediyor. Şey artık ya. Külliye diye bir gerçek değişti, var. Beştepe Sarayı ne derseniz deyin. Artık bakan değil, hep söylüyorum ben, danışman diye bir gerçek de Türkiye. Yani şey, eskiden hukuki, de danışman. Hukuki tanımı evet, oydu. Evet. Şimdi Devlet Bahçeli kürsüden bir şey söylüyor. Sen beni kürsüden dinlemedin diye yanıt soruyor. Demek ki gazeteci ikna olmamış. Gazeteci soru sorar. Gazeteci... Ya işi bu. Yani soru gazetecinin sorma. İşi budur. Gazetecilerin hiçbirimiz, üçümüz de ruh hastasıyız. Durduk yerde insanlara soru soralım. İnsanlara soru sorduğumuz zaman tatmin mi oluyoruz? Biz şey miyiz, psikopat mıyız? Öyle bir şey olabilir mi? Sorduğumuz soruyu niye soruyoruz? Kamu adına soruyoruz. Çünkü gazetecilik taraflı bir meslektir. Halktan yana, kamudan yana tarafsınızdır siz. Şimdi, bütün her şeyden vazgeçtim. İki tane kız çocuğu yetim kalmış, babasız bırakılmış. Bir cinayet var ortada ya. Ve cinayet... İşlenen insan da sıradan bir insan değil. Hani Ülke Ocakları gibi keskin bir ideolojik kurumun genel başkanlığını yapmış birisi. Yapmış. Ve bir sürü soru işareti var üstünde. Bir önceki grup toplantıda bir sırdan bahsetmişsiniz ya, o, mesela. Ha, demişsiniz yani. Şimdi siz bu soruları sormak zorundasınız. Soruları sormazsanız gazetecilik yapmazsınız. Çünkü öncesinde de herhalde bir iki tane gazeteci orada bir şeyler veriyor Devlet Bahçeli. O zaman gayet mutlular. Evet. Soru sorulduğu zaman mutsuzluk başlıyor. Niye? Ve sorulara yanıt veremiyorsanız siz... Siyaset değil, kamuya açık hiçbir iş yapmamanız lazım. Sorulara yanıt vereceksiniz. Şimdi Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili söyleyecek bir cümleniz olması lazım sizin camianızdan. Şimdi, geçen sefer de bunu konuşmuştuk. Bu cinayet, yani 14-15 kişi de tutulanmış yani bir örgütlü şeye de işaret ediyor, suça da işaret ediyor. Ya PKK işleseydi bu suçu yine böyle sessiz mi kalacaktık? Kalacak mıydık? Ya soru bu. Kalmayacaksak, o zaman soru sorsaydık uzun uzun anlatacaktım. Ne farkı var abi? Bir farkı var mı? Bir cinayet var mı? Var. İki tane çocuğu yetim kalmış mı? Kalmış. O zaman sen buna da yanıt vereceksin. Gazetecinin görevi de, işi de tam da bu soru sormak. Soracak. Onu da soracak. Hoşunuza gitmeyen şeyleri de soracak. Bak, Kennedy'nin Domuzlar Körfezi kısa dalgada yazmıştım. Merakları bulsunlar. Eleştirmeyen basın suçludur diye bir yazı yazdım ben. Gazetecilik yazdım. Bu haftaki yazım da zaten gene bir gazetecilik. Kulis haberciliğini anlatıyor. Çünkü buralardan kopuk gidiyoruz. Buradan kopuk gidiyoruz yani. Gazetecilik evrensel ilke ve değerleri olan bir meslektir. Bugün MHP'li bir milletvekili bu gazeteciliğe de sığmaz, ilkelere de sığmaz falan diye bize gazetecilik öğretmeye çalışıyor. Geçen hafta vali anlatıyordu. İşte kendisi oturmuş Binali Yıldırım'ın oğlunun karşısında böyle o fotoğrafı çekip yayınlayan insanlara gazetecilik dersi veriyor. Valisi gazetecilik dersi veriyor. Milletvekili gazetecilik dersi veriyor. Gazetecilik herkesin anladığı bir meslek ya. Herkes, herkes ya biliyor ya. Bir fikri var ya. Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz ha. Doğru ya. Bir gazeteciler bilmiyor bu işi. Ya dünyanın hiçbir yerinde şöyle bir tablo yoktur. Her sabah biz kalkıyoruz. Gazeteci kimdir, gazetecilik nedir diye anlatmak zorunda kalıyoruz. Dünyada bu yoktur ya. Trump dönemi çok iyi bir örnektir yani mesela. Trump biliyorsun açık açık hedef aldı gazetecileri. Tabii. Beyaz Saray'dan kovdurdu vesaire. Yani o adamın 5 yıllık görev döneminde gazetecilerle ilgili hemen hemen her hafta bir skandal yaşanıyordu. Ama Amerikan medyasında bir adım geri atılmadı yani. Bir kişi dışarı çıkarıldığında bütün basın ya, terk ediyordu Beyaz Saray'ı. İşte bak, ya her şeyi acımasızca soru soruyorlardı. İki cümlenin altını hakikaten çizmemiz lazım. Bir hani işine bak şeyinden cümlesinden ilham alarak söylüyorum. Ha bir de Yıldız... Gazetecinin işi tam soru sormaktır. Yani Yıldız bir de... İki sorduğu sorular da Türkiye'nin haftalardır gündeminde haber olan değeri konular. Haber değeri, laf olsun diye. Yani muhalefet partilerini karşısında bulduğu zaman iktidarın kontrolündeki evet. Medyadan gelen soruları da biliyoruz. İktidardan gelen medyanın gazeteci sıfatıyla kabul edildiği yerlerde Cumhurbaşkanı'na, bakanlara sordukları soruları da biliyoruz. Şimdi sen onları ya, normalleştireceksin. Talimatla alkışlayanlar da var yani. Eline verilen yani. Soruları okuyan bir evet. Gazetecilik var. Dünyada bunun modeli hiç yoktur. Hani sende bir cevap vardır. O cevabı söyleyebilmen için ben sana soru sorarım. Bu bir yandaşlıktır. Hatta ama senin verdiğin soruyu sana soruyorum ben. Hatta ya. Bir TRT muhabiri karıştırmıştı. Hatırlıyorsun. Tabii yani. Karıştırdım. Bulgaristan Başbakanı'na sordu yanlış. Önce şey oldu. Şimdi Yıldız bir de şöyle gazeteciler cemiyetinde, merkez Ankara'da olan gazeteciler cemiyetinde biz yıllardır özgürlük için basın diye bir aylık o dönem basında yaşanan olumlu olumsuz ya da işte fikir açıklama özgürlüğüyle insan hakları ihlalleriyle ilgili yaşanan olumsuzluğu olumsuzluklara ilişkin raporlama yapıyoruz. Ben olan ulusal komitesindeyim. O raporun koordinatörü de Yıldız. Yani yıllardır bu, ve uluslararası itibarı olan bir raporlamadır bu. Uluslararası yani alırlar, uluslararası kaynaklar bunu kullanırlar. Kaynak belirterek kullanırlar.
Şimdi burada bir gazetecilik denetimi yapan bir insan Yıldız. Yani eline bir sadece gazeteciliğin sadece kendisi gazeteci değil, bir de denetimini denetimi de yapıyor. Yani artık uzmanlaşmış, evet, uzmanlaşmış birisi. Ona nasıl soru soracağını sormadı. Tam tersi. Siyasetçiler gazeteci konusunda takıldıkları bir yer, bir şey olduğu zaman Yıldız'a sormalar lazım. Bir tabii. De ben bir çelişkiyi söyleyeyim. Yani çok enteresan bir şey. AK Parti yani gerçekten yani ileride yazacak olan arkadaşlarımız. Çelişki AK Parti bunun haber değeri yok. Gerçekten yok yani ama çok dikkat çekilmesi gereken bir nokta var. AK Parti iktidarında yani aşağı yukarı işte 2007'ye kadar olan dönemde Avrupa Birliği'ne uyum adı altında çıkarılan kanunlarda basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün gündeme geldiğini hatırlayalım. Tabii, Sayın Cemil Çiçek. Sayın Köksal Toptan, tek bunların her birinin o yargı, Venedik kriterleri. Evet, Venedik kriterleri ve muhalefetin o desteklemesi. Hatta ilk dönemde sadece CHP vardı mecliste. Diğer partiler de yoktu. Açıkça işbirliğiyle çıktı. Basın özgürlüğü çok net hatırlıyoruz. Yani gazetecilerin işte özgürce yazabilmesi, ifade özgürlüğü, yazının suç olmaktan çıkarılması... Yani silahı teşvik etmediği sürece, şiddeti. Ayaklanmayı, şiddeti teşvik etmediği sürece her türlü görüşün ifade edilebileceği, gazetecilerin her türlü soruyu sorabileceği falan bunlarla ilgili kanunlar çıkardılar ve bunlar gidip Batı'ya övündüler ve şey Avrupa Birliği ile biliyorsunuz müzakereleri yürüttüler bununla ilgili. Bazı bölümleri kapattılar. Ya, biz bunu başardık Avrupa falan. Avrupa Birliği bayraklarıyla donattık. Evet yani şimdi Twitter diye bir şey icat olmuş gerçekten bazen hani şu anda iktidara çok çok yakın olup İktidarın hatta tetikçiliğini yapan tırnak içi söylüyorum bazı isimlerin o zaman fikir özgürlüğünden yararlanmak adına Abdullah Öcalan'a nasıl övgüler dizdiklerini görüyoruz ya da devletin askerine ne laflar ettiklerini görüyoruz. Yani onu da işte fikir özgürlüğü ama artık işte özgür bir ülkedeyiz diye söylüyorum. Yani ben hacı amcalar, hacı abiler meydanlarda Berlin'e vizeler kalkacak diye de alkışlıyordu. Şimdi Avrupa'ya meydan okuyoruz diye de alkışlıyor. Bu da bir yetenek, evet. Kabul etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Sedat Bozkurt, Mahmut Aydın. Biz teşekkür ederiz. Katkılarınız için. Efendim, tabii her zaman söylediğimiz gibi en büyük teşekkürü size ediyoruz. Bizi dinleme nezaketi gösterdiğiniz için. Biz bu akşam 14 Mayıs seçim tarihiyle birlikte başlayan yasal, anayasal, hukuki tartışmalarla başladık. Bu tartışmaların zeminini anlamaya çalıştık. En son konuştuğumuz gazeteciler işine... Nasıl bakmalı, nasıl bakacak, işine mi bakmalı onunla bitirmeye çalıştık. Hep söylediğimiz gibi bunu yaparken bir sürçülisanımız olduysa lütfen affedin. Haftaya görüşmek dileğiyle. Mustafa Balta Madencilik Kulis Ankara programını sundu. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbul'du. Yeni yılda zam yok, fırsat var. Bellamy'nin koltuk takımı 15.035 TL yerine 11.990 TL. Üstelik bir günde teslim. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. Siz bu reklamı izlerken dünyada her saniye yeni...